Canlarım selam, AYT Full Tekrar serisinin geldik bilmem kaçıncı videosunu artık ben de saymayı bıraktım. Yepyeni bir ünite daha, diziler full tekrar. Diziler arkadaşlar yine, TYT'nin diyorum ya, TYT beni andı. AYT'nin sevdiğimiz efendi konularından bir tanesidir, usturuplu konularından bir tanesidir. Her sene bir ya da iki soru kesin karşımıza çıkar ve bu sorular çok zor sorulardan oluşmaz arkadaşlar. Yani böyle AYT'nin herkesin yapabildiği... ...kısmından sorulur genelde AYT dizilerde. Ama tabii bu bir kural değil. ÖSYM bununla ilgili bir taahhütname yayınlamıyor yani. Dizilerden kolay sorucu falan gibi bir şey söylemiyor. Bu sene belki de 2022 AYT'nin en seçici sorusu dizilerden de gelebilir. Bunu bilmiyoruz. Ama genel tehamülleri konuş konuşuyoruz biz. Genel anlamda dizilerden çok zor sorular sormuyorlar. Ben bugün şimdi size... Güzel bir şekilde önce dizileri özetleyeceğim. Dizi nedir? Dizinin özellikleri nedir? Aritmetik ve geometri dizi nedir? Aritmetik ve geometrik dizi nedir? Aritmetik ve geometrik dizinin özellikleri nedir? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Bazı formüller var. Bunların nerelerden geldiğinden konuşacağız. Sonra da güzel güzel önce kolaydan başlayarak baba seviyeye kadar Sınavda çıkacak, hatta sınavda çıkacak soruların da üstüne kadar güzel sorular sizlerle çözmeye çalışacağız arkadaşlar. İsterseniz artık vakit kaybetmeden sınavda böyle az zamanlar kalmışken diziler full tekrar videosuna geçmeden önce hemen şunu söylemek istiyorum arkadaşlar dizilerden önceki bütün konular tamam, logaritma tamam, trigonometri tamam. İkinci dereceden denklemler, karmaşık sayı tamam, parabol tamam, eşitsizlik tamam. 5 tane full tekrar videosu var. Bunların hepsi PDF'li, hepsi o videoların açıklama kısmında var. Peki o videolara nereden ulaşacaksınız, ulaşacağız diye soracak olursanız o videolarda bu videonun açıklama kısmında var. Ayrıca bugün dizilerde işleyeceğimiz tüm her şey, konu anlatımı, konu özeti ve bütün sorular PDF halinde ücretsiz bir şekilde videonun açıklama kısmında var. Lütfen çıktısını alın ve beni yazarak izleyin ne olursunuz. Öyle e, ayağınızı uzatıp böyle kıpıçın alıp böyle hmm evet. hmm Sonra ne oluyormuş hocam? Aynen falan gibi değil. Elinize benim aldığım gibi kaleminizi alın ve benim not aldığım her şey lütfen PDF'inize not alın ki daha verimli olsun. Hadi derse. Diziler full tekrar. Kaç tane soru çıkar, kaç tane net yaparız buradan? Minimum bir netimiz olur ama iki netinde olduğu e, sınavlar bolca vardır arkadaşlar. Buradan bir ya da iki neti kesinlikle cebimize koyarız. Yani ben amiyane tabirle beleş net olarak görüyorum ama tabii ki e, bunu böyle çok fazla da dillendirince, zor e, bir soru çıkınca diyorlar ki hani beleş netti Mert Hoca, akıllan be Mert Hoca falan diyorsunuz. O yüzden şimdi bir şey söylemek istemiyorum ama beleşnet yani bu da beleşnet olduğu gerçeğini değiştiremezsin. Evet. Tanım kümesi pozitif olan fonksiyonlara fonksiyonlara dizi denir arkadaşlar. Aa hocam ilk defa öğrendim. Dizi bir fonksiyon muymuş? Aynen. Tanım kümesi pozitif olan bütün fonksiyonlara dizi adı veririz. Aslında burada tanım kümesi pozitif Tam sayılar desek daha doğru olur. Tam sayılar. Yani pozitif olan dediği zaman sanki reel sayılar da giriyor işin içine. Pozitif tam sayılar olacak arkadaşlar. Tanım kümesine yani fx'in içindeki x'e pozitif tam sayıları yazabildiğimiz bütün her şeye biz dizi adını veriyoruz canlarım. Tamam mı? Bütün diziler, bütün diziler bir nedir? Fonksiyondur. Ya demin anlattım. Demin söyledim. öyle yapan hocalar var ya. Bütün diziler bir fonksiyondur. Kesinlikle ama kesinlikle. Fonksiyon olmayan bir dizi yoktur arkadaşlar. E, fonksiyon olmayan bir şeyin dizi olmasından da bahsedemezsiniz. Bütün dizilerin tanım kümesi z artıdır. Z artının ne olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Pozitif tam sayılar. Kaçtan başlar? Birden başlar. 1, bir, 2, 3, 4 nokta 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 ucu bucağı yoktur. Sonsuza kadar ilerler. Dizilerin genel terimleri A, N ile gösterilir. Gösterilir. Bu bildiğimiz Türk aslında bu orijinal A biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani benim bildiğim şöyle bir A yok. Benim bildiğim alfabedeki A bu. Ben böyle yapıyorum A'yı. Acaba A nasıl? Mesela bak buradaki A'ya bakın. Nerede? Bak gördün mü A? Acaba bu A, Latin alfabesindeki A bu mu bu mu? Bunların arasındaki nasıl bir şey var acaba? Bu alfaya benziyor. Bunu biraz daha artistik yaptığın zaman bu alfaya benziyor sanki. Alfanın böyle modifiye edilmiş versiyonu gibi ama bu adamın diyor böyle selamun aleyküm diyor yani ben A'yım diyor yani. Bence bu A. Bilmiyorum. Genel terimde en sayısı, genel terimde en sayısı terim numarasını gösterir arkadaşlar. Terim numarasını. Numarasını Numarasını gösterir, gösterir. Ne demek bu? Yani a, de n yerine 1 yazarsanız o dizinin birinci terimini, n yerine 10 on yazarsanız onuncu terimini, n yerine 2 trilyon yazarsanız 2 trilyonuncu terimini bulursunuz. Bu sebeple n sayısı z artı olmak zorundadır. Olmak zorundadır. Neden? Çünkü arkadaşlar... Birincisi bu dizilerin en yerine yazıldığında değiştiğini anlıyorsak demek ki bu en tanım kümesinin elemanları. Yani fx'in içindeki x gibi. E, biz dizilerin tanım kümesine z artı demiştik. Demek ki bu n de z artı. Oradan da anlayabilirsiniz ya da şuradan anlayabilirsiniz. Bir bu, buçukuncu terim diye bir şey olmaz. Eksi üçüncü terim diye bir şey olmaz. Kök yedinci terim diye bir şey olmaz. Terim mıncı terim dediğiniz zaman onu olması gerekiyor. 3. 5. 7. bir sıra belirtmesi gerekiyor. O yüzden n sayısı yani a altına gelen n sayısı her zaman z artı olmak zorundadır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bütün terimleri eşit olan dizilere e, tabii ki eşit diziler adı verilir. Eşit diziler. Bütün terimleri eşit olan dizilere biz eşit diziler adını veriyoruz. Diz, mesela bir tane dizi yazayım. a n eşittir. 2n artı 3 Sonra bir de bir BN dizisi yazmak istiyorum. O da 4N olsun mesela. Bu diziler birbirlerine eşit değildir. Niye? Çünkü terimleri farklı. Birincisinde birinci terimi bulmak için N yerine 1 yazdığınızda A1 eşittir 5 çıkıyor. İkincisinde birinci terimi bulmak için N yerine 1 yazdığınızda B1 eşittir 4 çıkıyor. E bir tane bile terimleri birbirinden farklı olursa bunlara biz eşit diziler diyemiyoruz. Tamam mı? Bu arada bakın. Bütün terimleri eşit olan dizilere eşit diziler deniyor. Genel terimleri eşit olan dizilere değil. Mesela ben size e, farklı dizilerde yazabilirim. Genel terimleri farklı olur ama eşit diziler olur mesela. E, birazdan göreceğiz sorularda onu. Genel terimin aynı olması değil, bütün terimlerinin aynı olması gerekiyor. Tamam mı? A n eşittir. M, m çarpı n artı k bölü c çarpı n artı d dizisi. Eğer bir sabit dizi ise kat sayılar orantılı olmalı. Yani m bölü c eşittir. K bölü D olmalı. Lütfen bunlardan korkmayın. Bildiğiniz sabit fonksiyon. Hani ben sabit fonksiyonda bunu anlatmıştım aslında TET full tekrarda size. AX artı B bölü CX artı D'de de. Eğer F bir sabit fonksiyon olacaksa sadeleşme sağlanması gerekir diye hatırlatmıştım. Yani atıyorum örnek veriyorum yukarısı 2 parant 2x artı 4 ise 2x artı 4 ise ve bu fonksiyonun bir sabit fonksiyon olmasını istiyorsanız o zaman aşağı yazacağınız şeyde 2x'i x yaptığınız takdirde sadeleşme gelmesi için 4'ü de aynı oranda küçültmeniz gerekir. Dolayısıyla sadeleşme sağlanır ve f sabit bir fonksiyon gelir demiştim. Aynı şeyi dizilerde de söylüyorum. Bir AN dizisi aldık diyelim. Yukarı taraf 3N artı 6 ver, verildi bölü. Aşağı tarafta mesela örnek veriyorum. N verilsin burası. Bakın eğer bu dizi bir sabit dizi olacaksa o zaman bu N 3'e bölünüyorsa 6 da 3'e bölünmeli ve buraya 2 yazmalıyız. Dolayısıyla N'in başındaki sayı bölü N'in başındaki sayı eşittir. Sabit sayı bölü sabit sayı oranı her zaman tutmalı sabit dizilerde tamam mı? Bu arada sabit diziler ne anlama geliyor onu da bahsedelim. Arkadaşlar bütün terimleri eşit olan diziler. A n eşittir 3. Sabit fonksiyonun aynısı. fx eşittir 3'te tanım kümesindeki her eleman 3'e gidiyor ya. A n eşittir 3'te de n bütün ne yazarsanız yazın. Dizinin hangi terimini bulmak isterseniz isteyin. Hep 3'e gideceği için a n eşittir 3 bir sabit dizi olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Bir aşağıya indim. Tanım kümesi A1, 2, 3, K. K eleman N artı olan dizilere sonlu dizi adı verilir arkadaşlar. Tanım kümesini burada Z artı değil. Z artının bir alt kümesi alıyoruz. K eleman N artı olduğuna göre. E bir de eleman N artı olduğuna göre. Ve ardışık arttığına göre. Buradaki dizi elemanların tamamı N artının bir elemanı. Buraya Z artı da diyebilirsiniz. N artı da arkadaşlar. Z artı ile N artı aynı kümeler bir şey değişmez. Z artı da pozitif tam sayılar, N artı da pozitif tam sayılar. Değişen bir şey yok. Orada tanımda ben z artı yazdım. Siz n artı da yazabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Kafanızı o karıştırmasın. Sonuç olarak birden başlayıp sonsuza kadar giden tam sayıların kümesinden bahsediyoruz. Ama ben az önce demiştim ki ucu bucağı yok. İşte burada ucu bucağı olduğu zaman yani bir yerde sınırladığımız zaman en yerine yazabileceğimiz değerleri sınırlandırdığımız zaman bak burada k tane sınırlandırmışız. Biz bu sınırlanmış dizilere sonlu dizi adını veriyoruz. Sonlu dizilerin terim sayısı bulunabilir. Yani böyle bir şey verildiği zaman a n eşittir bilmem ne dizisi kaç terimli dediğin zaman ben k tane terimli diyebilirim. Çünkü tanım kümesine yazılan n'lerden k tane var. Ama bunu vermeseydi, direkt dizi deseydi o zaman içine sonsuz tane eleman yazabileceğim için en yerine o zaman onun adı sonsuz dizi olacaktı. Genel terimi veya tüm terime eşit olan dizilere eşit diziler adı verilir demiş. Bunu niye tekrar yazmışız? Eşit diziler adı verilir. Diziler denir. Bir yukarıdaki özelliğe geldik şimdi. Bakın Üçgensel sayı dizisi. Arkadaşlar üçgensel sayı dizisi aslında bilmenizi gerek yok. Yani bunu ezberlemenize gerek yok. Ama ÖSYM bazen daha doğrusu MEP kitaplarında ya da MEP kazanımlarda vesaire bunu bazen görüyorum. Bazı kitaplarda da görüyorum. Bu üçgensel sayı dizisi Milliyetin Bakanlığı'nda verilen bir kazanım. Dolayısıyla bilmeniz gerekiyormuş gibi bir şey var ama hani bence ÖSYM direkt üçgensel sayı dizisidir. O zaman şu kaçtır gibi bir şey bence sormaz. Üçgensel sayı dizisinin ne olduğunu verir. Ama ben yine de üçgensel sayı dizisini size söyleyeyim. n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklinde genel terime sahip olan dizilere üçgensel sayı dizisi adını veriyoruz. Kare sayı dizisi de a n eşittir n kare olan sayı dizilerine n kare diyoruz. E, karesel sayı dizi diyoruz. Bir de Fibonacci dizisi var. Bu Fibonacci dizisi aslında çok meşhur. Ee, bu paskal üçgeninin binom açılımının çok kullanıldığı bir e, dizi. Fibonacci dizisinde de arkadaşlar Fibonacci dizisinin birinci terimi 1 bir, ikinci terimi de 1 üçüncü terimi 2, dördüncü terimi 3 e, beşinci terimi 5 beş, altıncı terimi 8. Farkındaysanız her terim A1'den istisna olarak söylüyorum. Her terim kendisinden bir iki önceki terimin toplamı şeklinde mesela A3 A1 ile A2'nin toplamı A4 A1 ile A2 ile A3'ün toplamı A5 A4 ile A3'ün toplamı A6 A5 ile A4'ün toplamı şeklinde ilerleyen sayı dizisine de Fibonacci sayı dizisi diyoruz. Genel terimini falan ezberlemenize gerek yok. Öyle bir şeyden sorumlu değilsiniz. Hmm şuradaki k sanki böyle yanında gibi durmuş. Onu şöyle altında olduğunu belirtelim. k eşittir 1'den 2'ye kadar ak. Bu arkadaşlar toplam sembolü. Bunun çok fazla ama çok fazla özelliği vardı. Müfredatımızdan tamamen kalktı. Hatta bunun bir de ekürisi vardı. Çarpım sembolü. O zaten tamamen kalktı. Arkadaşlar toplam sembolü ardışık toplamları bir arada yazmaya, kısa bir derli toplu yazmaya yarar. K1, 2, AK yazıyor hocam. Bu A1 artı A2 demek. Yani k eşittir 1'den 2'ye kadar ak'yı k yerine yazarak topla demek. Başka bir şey söylüyorum mesela. k eşittir 3'ten 7'ye kadar ak diyelim. Bu da 3 yazıyorsun önce a3, 4 yazıyorsun a4, 5 yazıyorsun a5, 6 yazıyorsun a6, son olarak 7'yi de yazıyorsun a7. Bak bunu yazmak yerine yani bu kadarı yazmak yerine bunu tek bir sembol altında toplama yarıyor toplam sembolü. Aslında daha çok şey yarıyor ama şu an bizim müfredatımızda sadece buna yarıyor arkadaşlar. Başka bir şey yaramıyor. Yani özelliklerinden sorumlu değilsiniz. Aritmetik dizi, ardışık... Bak aritmetik dizi ve geometrik dizi önemlidir. Ee, ama... Sadece buradan soru çıkacak diye bir şey yok. Bundan öncesinde de normal bir dizi sorusu ne aritmetik ne de geometrik olan bir dizi sorabilirler. Ama aritmetik ve geometrik diziden daha güzel soru türetiliyor arkadaşlar. Çünkü orada daha bir düzen var. Düzenin olduğu yerde güzellik vardır. O yüzden aritmetik ve geometrik diziyi ÖSYM biraz daha sever. Soru üretilmesi diğerlerine göre daha şıktır, daha güzeldir. Aritmetik ve geometrik dizinin. Aritmetik deyince zaten aklınıza bir düzen, bir, bir sıralı bir artış geliyordur. Ardışık terimler arasındaki fark sabit olan dizilere biz aritmetik dizi adını veriyoruz arkadaşlar aritmetik dizi denir yani nasıl ardışık terimleri arasındaki fark sabit derken örneğin 2 ile başladı 5 ile devam ediyorsa artık şansı yok eğer aritmetik dizi ise fark 3 ise 3 diye ilerleyecek 8 11 14 17 şeklinde ilerleyen diziye biz aritmetik dizi adını veriyoruz. Zincir bir yerde kırılırsa 17'den 20'ye değil de 21'e atlarsa aritmetik dizilik bozulur arkadaşlar. Bir terimi hariç aritmetik dizi ya bir tane öyle bir şey yok. Bütün terimlerinde bu özellik sağlanmak zorundadır. İlk terimi A1. Ortak farkı da D olan ortak farkı genelde aritmetik dizide D ile gösteriyoruz arkadaşlar ama ÖSYM bazen bunu R ile de gösteriyor şaşırmayın. Yani D, R fark etmez. Harfe takılmayın. Ortak farkı D demek. Artış miktarı D demek. Birinci terim zaten A1. İkinci terim birinci terimin ortak fark kadar fazlası. Üçüncü terim ikinci terimin ortak fark kadar fazlası. Buraya dikkat edin. Veya üçüncü terim birinci terimin iki tane ortak farkı kadar fazlası. Tamam mı? Bak dikkat ederseniz indislere bakın yani aşağıya bakın. Toplamları bak şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu 2, bu 1. Arasındaki fark D. Bu 3, bu 2. Arasındaki fark D. Bak bu 3, bu 1. Arasındaki fark 3 ile 1'in 2. O yüzden burası 2D. Yani terimlerin kaçıncı terim olduğunun arasındaki fark kadar ortak fark ekliyorsun. Mesela 4. terimi yazıyorsun. Buraya A1 yazarsan 4 ile 1 arasındaki fark 3 olduğu için 3 tane ortak fark koyman gerekir üstüne. Yok ben A4'ü A2 cinsinden yazacağım diyorsan 4 ile 2 arasında 2 ortak fark olduğu için buraya 2D yazman gerekir. Mesela diyelim ki A7'yi yazacaksın. A2 cinsinden yazacaksın. 7 ile 2 arasında kaç fark var? 5 fark var. O yüzden 5 tane ortak farkı üstüne eklemen gerekiyor. Tamam mı? Aritmetik dizinin terim bulunuş mantığı bu. O zaman gel formülünü çıkaralım. AN eşittir. A1 genelde A1 üzerinden gidilir. N ile 1 arasında ne kadar fark var? N 1 tane fark var. O zaman N 1 tane D koyacağız üstüne. İşte bu kitaplarda verilen aritmetik dizinin genel terim formülüdür. Olay da budur. Arkadaşlar olayı şöyle de e, idrak edin. Aritmetik diziler doğrusal fonksiyonlardır. Ben bunu buradan anlayabilirim. Şu çerçeve için aldığımdan bu genel terim ise. Niye? Şimdi babacım A1 bir sayı değil mi? A1 bir sayı. E, D de bir sayı değil mi? D de bir sayı. O zaman burada değişken olarak sadece n kalıyor. Demek ki bu birinci dereceden bir fonksiyon. Yani doğrusal bir fonksiyon. Yani kareli, mesela n kareli, n küplü, n üzeri dörtlü, n üzeri beşli bir aritmetik diziden bahsedemeyiz. Bakın bazen not olarak yazmadığım şeyler ağzımdan çıkıyor. Bunları da not alın arkadaşlar. Aritmetik diziler doğrusal fonksiyonlardır birinci derecedenlerdir. Hatta birinci dereceden polinom tipli fonksiyonlardır. Bu polinom da denilebilir bunlara. Çünkü en üzeri eksi 1 eksi 2'li bir terim de yok. Sadece enli terimlerden oluşur. En'in başına 2 gelir 2 en olur. Yanına 3 gelir artı 3 olur bilmem ama en şeklinde ilerler birinci dereceden polinom tipli doğrusal fonksiyonlardır arkadaşlar. Aritmetik diziler. Yani siz bir dizide en kareli en küplü en üzeri dörtlü bir şey gördüğünüz zaman onun aritmetik dizi olmaması gerektiğini hemen ampul yanacak düşüneceksiniz. <laughs> AN aritmetik dizisinin ortak farkı D olmak üzere. Eğer D büyük sıfırsa gel şimdi bunun yorumunu yapalım. Bunun yorumunu yapalım. Şimdi bu D'yi içeri dağıttığım zaman bak AN aritmetik dizisi. A1 artı D çarpı N eksi D. Düzenleyelim AN eşittir D çarpı N eksi D artı A1. Bak bu, bunlar sayı. Bunlar sayı. Buradaki d de bir sayı. Buradaki n de ne? Değişken. Değil mi? Yani ax artı b formatında. Yani mx artı n formatında. Yani doğrusal fonksiyondaki n'in önündeki kat sayı d. Peki doğrusal fonksiyonda x'in önündeki katsayı neyi veriyordu? Eğimi veriyordu değil mi? Ve ne diyorduk biz? Eğer o eğim pozitif olursa fonksiyon artandır. Doğrusal fonksiyon eğimi negatif olursa azalandır. Mesela eksi 2x ile başlıyorsa eğim eksi 2 olduğu için azalandır artı 2x ile başlıyorsa e'nin pozitif olduğu için artandır. E'nin katsayı, enin işte, e, katsayısı sıfırsa o zaman da sabittir. D büyük sıfırsa dizi artan dizidir. Bak aynı şey artan dizi. D küçük sıfırsa bu dizi azalan bir dizidir. Azalan dizi diyeceğiz. D eşittir sıfırsa bu dizi sabit bir dizidir diyeceğiz. Arkadaşlar diziler bir fonksiyon olduğu için aslında fonksiyonların türetilmiş halini yapıyoruz. Yani bildiğimiz şeylerin arasında oynatıyor bizi ÖSYM aslında. Ya mesela senin adın örnek veriyorum işte İrem. İrem oyna ulan falan diyor ÖSYM size. Böyle söylüyor yani. Bir aritmetik... <laughs> Bak çok önemli bir e, özellik. Bildiğimiz bir şey aslında. Bildiğiniz bir şeyi bir tekrar öğreteceğim size. Bir aritmetik dizide her terim kendisine eşit uzaklıkta bulunan terimlerin A O suna eşittir. A O ne arkadaşlar? Aritmetik ortalamasına eşittir. Tamam mı? Mesela burada A K var. A K'dan M kadar terim önceye ve M kadar terim sonraya gidiyoruz. Bak M kadar terim önceye, M kadar terim sonraya gidiyoruz. O zaman ya yani şöyle düşünün, şöyle düşünün. Burası, burası diyelim ki A -s 7. A7 olsun tamam mı? Şimdi 3 terim önceye gidelim. O zaman burası ne olur? 3 terim önceye gidersek A4 olur. 3 terim sonrasına gidersek burası da ne olur? A10 olur. Bak şimdi bak. Orta nokta bulacağız. A4 ile A10'un ortası. Yani A4 ile A10'un toplamının yarısı bana A7'yi verecek. İşte arkadaşlar. A7 Kendisine eşit uzaklıkta bulunan iki terimin. Yani A4 ile A10'un aritmetik ortalamasına eşit olmuş oldu. Tamam mı? Yine işte sanki şunlar yanlarına bir çarpan gibi durmuş. Bunların indis olması gerekiyor. Şöyle indis olduk. Bu ne lan? Unuttum bunu. Neydi bu? <laughs> 7. Ben de var ya çok ciddi bir unutkanlık var. Artık B vitamini eksikliği mi var? Bilmiyorum ama yani acayip unutuyorum her şeyi ya. Arkadaşlar. A4 eşittir. A7 artı ne bölü 2'dir? Şimdi 4'ten ne kadar uzağa gitmişsin? 3 birim. 3 birim ileri gidiyorsan 3 birimde geri gideceksin. A1 yapacaksın. Toplamların yarısı. Şöyle de görebilirsin. 7 ile neyi toplayıp 2'ye bölersen 4 eder? Bak 4 eşittir. 7 ile neyi toplayıp 2'ye bölersen? İçler dışlar yaparsan 8 eşittir 7 tane soru işareti. O zaman soru işareti kaçmış? 1. O yüzden 1 yazdık tamam mı? A13 7 ile neyi toplarsan yarısı 12 eder. E, 2 eder. Ya bunu düşüneceksin ya da şunu düşüneceksin. 13'ten kaç birim geriye gidip 7 olmuşum? 6 birim. 6 birimde ileri gidersem o zaman buraya A19 yazmam gerekir. Tamam mı? Ya da 13 eşittir 7 artı x bölü 2 diyeceksin. Buradan 7 artı x eşittir 26 diyeceksin. Buradan da x eşittir 19 diyeceksin. Demek ki 19. terim olması gerekiyor diye söyleyeceksin. Tamam mı? Evet bir de an bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamıysa ise sn a ee, an aritmetik dizisinin ilk n teriminin toplamını sn ile gösteriyoruz. Bunun bir formülü var. Formülünde bir çıkış noktası var arkadaşlar. Aritmetiğin çıkış noktasının formülünü aslında biliyorsunuz. Geometriyi bilmiyorsunuz sadece onu vereceğim direkt. Aritmetiğin ispatı şu. Önce formülü yazayım. Aritmetik dizinin arkadaşlar n bölü 2 çarpı A1 artı AN formülüyle bulunur. Buradaki mantık şuradan geliyor. Hani 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde ilerleyen bir toplamı atıyorum. Kaça kadar gitsin? 37'ye kadar gitsin. Bu toplamı bulmak için terim sayısını bulup terim sayısı bölü 2 çarpı son terim artı ilk terim yapıyorsunuz ya. Aynı mantık o. Bu bir dizi ise buradaki terim sayısı n. O zaman n bölü 2 çarpı Hatta terim sayısını da bulalım gelin Nedir bunun terim sayısı? Son terim 37, ilk terim 1, artış miktarı 2, artı 1 36 bölü 2, 18, 1 daha 19 19 bölü 2, terim sayısı bölü 2 çarpı Son terim 37, ilk terim 1 Bunu hesapladığınız takdirde buradaki toplamı hesaplamış olursunuz Zaten bakın buradaki 19 soruda verilen n'dir Buradaki soruda verilen a n'dir e, or 9 terim varsa zaten bu n eşittir 19'dur. Bu da 19. terimdir. Bu da zaten 1. terimdir. Bak bu 1. terim. Bu 19. terim. O zaman S19'u bul bana kardeşim dediği zaman siz dersiniz ki 19 bölü 2 çarpı 1 artı 37 dersiniz. Tamam mı? Mantık buradan geliyor yani. Ardışık sayıların toplamından geliyor aslında. Şimdi geldik geometrik diziye. Ardışık terimleri arasındaki Oran sabiti olan, bak orada fark sabitti, burada oran sabit. Orada 2, 4, 6, 8 diye gidiyordu. Burada 2, 4, 8, 16, 32 diye gidiyor. Yani orada ardışık her iki terim arasındaki fark 2. Buradaki ardışık her iki terim arasındaki oran 2, çarpan 2. O yüzden orada ortak fark vardı. Burada ortak çarpan var. Tamam mı? Ee, çarpım değil, çarpan. Burada ortak çarpan var. Orada ortak fark var. Burada ortak çarpan var. Tamam mı? Ardışık terimleri arasındaki oran sabit olan dizilere geometrik dizi adı verilir arkadaşlar. İlk terimi a1, ortak çarpanı r olan geometrik dizi için birinci terim zaten birinci terim. İkinci terim birinci terim çarpı r arkadaşlar. Üçüncü terim isterseniz ikinci terim çarpı R yazabilirsiniz. İsterseniz birinci terim çarpı dikkat edin şimdi. Üçüncü terimle birinci terim arasında kaç tane ortak çarpan var? İki tane. O zaman bura R üzeri 2. Bak orada 2D'ydi artı 2D'ydi. Burada çarpı R üzeri 2. Tamam mı? Oradan aklında kalsın. A4 eşittir. İsterseniz A3 çarpı R diyebilirsiniz. İsterseniz a2 çarpı r kare diyebilirsiniz. 4 ile 2 arasındaki fark 2 olduğu için. İsterseniz de a1 çarpı r üzeri 3 diyebilirsiniz. O nasılsa artık size kalmış. Mesela diyelim ki a9 eşittir a3 çarpı diyeceksiniz. 9 ile 3 arasında 6 fark olduğu için buraya r üzeri 6'yı hemen konduruyorsunuz arkadaşlar. an eşittir yani artık genel terime gidiyoruz. a1 çarpı r üzeri 3 n ile 1 arasında n 1 tane fark olduğu için r üzeri n 1 diye de yazabiliriz. İşte bu kutu içerisine aldığım şey geometrik dizinin genel terimini veren formüldür. Buradan gelir. Burada bir doğrusal fonksiyon vesaire durumu yok arkadaşlar. Burada bir üstel fonksiyon durumu var. Bu fonksiyon biliyorsunuz ki üstel bir fonksiyon ama Üstel fonksiyon demek de doğru değil. Çünkü buradaki R negatif olabiliyor. Üstel fonksiyonlarda biliyorsunuz ki şu taban kısmı negatif olamıyordu. Üstel tipli diyelim biz yani. Üstel fonksiyon demeyelim de üstel tipli diyelim. AN geometrik dizisinin ilk N teriminin toplamını bulurken arkadaşlar SN formülü bu sefer A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R formülüyle bulunur. Bu formülün çıkarılışı için Iki, e, bir artı 1'in karesi, kübü diye bir e, seri açılımı var. O seri açılımını bilmeniz gerekiyor. O yüzden onu vermiyorum size. 1-r üzeri n bölü 1-r formülünden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu formül zaten ÖSYM tarafından size veriliyor. Yani böyle bulunuyor deyip soruyu soruyorlar ama sormasalar bile e, A1 geometrik dizinin ilk 10 teriminin toplamını bulacaksınız. Diyelim ki o zaman A1 çarpı 1-r üzeri 10 bölü 1-r formülüyle bulabilirsiniz. Bir de şu aritmetik dizide de orta e, terim olayını anlatayım. Yine mesela atıyorum örnek veriyorum. 13. terimdesiniz ya da 15. terimdesiniz ve 5 terim geriye gittiniz, A10'a geldiniz. 5 terim de ileriye gittiniz, A20 geldiniz. Arkadaşlar neydi aritmetikte? Bu 15. terim kendisine eşit uzaklıkta bulunan terimlerin aritmetik ortalamasına eşitti. Peki size sorum Geometrik dizide ne ortalamasına eşit olur sizce? Aritmetik dizide aritmetik ortalama eşit oluyorsa geometrik dizide harmonik ortalama eşit olacak değil değil mi? Orada da geometrik ortalama eşit olacak. Yani A15'in kare kök, daha doğrusu A15 eşittir. Nasıl bulunuyordu geometrik ortalama? Sayıları çarpıp iki sayı olduğu için kare alıyordunuz. Yani karekök içerisinde A10 çarpı A20'ye eşit. Ama biz genel olarak bu kare kökü değil kareyi kullanırız. Yani her iki tarafın karesini alırız. Bunu buradan götürüp bunu yazarız. Yani deriz ki geometrik dizide ortanca terimin karesi ağzımdan çıkana dikkat et. Geometrik dizide ortanca terimin karesi eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımına eşittir. Bunu aritmetik dizide de şöyle söyleriz bazen. Normalde A15 eşittir. A10 artı A20 bölü 2'dir değil mi? Aritmetik olsaydı. İçler dışlar yaparsan 2A15 eşittir. A10 artı A20. Biz aritmetikte de bazen şunu söyleriz. Ortanca terimin 2 katı kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin toplamına eşittir. Aritmetik dizide. Geometrik dizide de ortanca terimin karesi eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımına eşittir. Bu çok fazla soru çözdürür. Aman bu iki tane şeyi unutmayın. Aklınızın bir köşesine kazıyın arkadaşlar. Diziler bu kadar. Gerçekten dizilerin notu bu kadar arkadaşlar. Dizilerde bilmeniz gereken, sorumlu olduğunuz, karşınıza çıkabilecek kazanımlar sadece bundan ibaret. Çok bir şey değil değil mi? Yani trigonometriyi hatırla bir. Tamam, orada da 4-5 soru çıkıyor. Burada 1-2 soru çıkıyor ama yani sonuç olarak Az yani kazanım olarak az. Şimdi biz sorulara odaklanacağız. Güzel güzel sorularımızı çözeceğiz bakalım. Zaten ondan sonra diziler işini, mevzusunu halletmiş olacağız. Şimdi birinci soru. Hangisi bir gerçek sayı dizisinin genel terimi olabilir? Hangisi olamaz? Önce onu bir düşünün bakalım. Mesela A niye olamaz sizce? Hı? Niye olamaz? Ben matematik... Yapamasaydım ne yapacaktım? Hadi siz matematik yapamıyorsunuz, bana geliyorsunuz. Ben ne yapacaktım? Biz kime gidelim? Biz kime gidelim? Şimdi, ee, gerçek sayıdesinin genel terimi olabilir. Bir kere birincisi olamaz. Burada şunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Bu dizinin bütün terimlerini bulabiliyor muyum? Mesela A şıkkında bu dizinin birinci terimini bulun desem size. n bölü n-1'de. Bu genel terim diyelim. Bana birinci terimini bul. 1 bölü 0. Baştan patladık. Balık baştan koktu arkadaşlar. 1 bölü 0 diye bir terim olmaz. 1 bölü 0 tanımlı değil. Şöyle de diyemiyorsunuz dizilerde. Ya birinci terimi de olmayı versin hocam. Onu bir görme şöyle sen şey yap. İkinci terimi yok öyle bir şey yok. Birinci terim yoksa ya da ikinci terim yoksa ya da 300. terim yoksa o bir dizi olmaz. O yüzden bu olamaz. B şıkkı da olamaz. Neden olamaz? Çünkü birinci terimi onun da yok. Logaritma 3 tabanında eksi 2 gelir birinci terimi. Ama logaritmanın üst kısmına negatif bir sayı gelemeyeceği için bu da patladı. Bu da olamaz. Arkadaşlar C şıkkı da olamaz. Çünkü bunun da birinci terimi bulunamaz. Bunun birinci terimi kök içerisinde 1-2'den eksi 1'dir. Bu sayı karmaşık sayılarda tanımlı. Ama biz gerçek sayı dizisinden bahsediyoruz. Gerçek sayı dizisi ise terimleri gerçek sayı olmalı. Bu da olmadı. Buna bakalım arkadaşlar. Tanjant pi bölü 2. Bu da olmaz. Bunun da birinci terimine baktığın zaman tanjant 90 gelir. Tanjant 90 tanımsızdır. Bu da olmadı. Bunu da götürdük. Bu olur arkadaşlar. Çünkü en yerine 1 yazsanız sinüs pi. Sinüs pi 0. En yerine 2 yazsanız sinüs 2 pi. O da 0. N yerine 3 yazsana sinüs 3 pi o da 0. Sabit dizidir aslında bu değil mi? Ama bütün terimleri bulunabiliyor. Benim için sabitmiş değilmiş önemli değil. Bütün terimleri bulunabiliyor mu o önemli. Bulunabiliyor mu bulunabiliyor. Ben devam ederim o zaman. Yoluma bakarım. ilerlerim ben. İkinci soruya geldim. Kaçıncı terimi 9 bölü 2'dir? Bak. Kaçıncı terimi 9 bölü 2'dir? Burada şunu düşünürsen. Ben en yerine koçuyorsun. Biliyorsun. Çok uzun sürer. Hiç bunu yapmayacaksın. 5n artı 1 bölü n artı 1'in sana 9 bölü 2 olmasını istiyor. Buradan gelecek n'i söyle bana diyor. E tamam o zaman 10n artı 2 eşittir 9n artı 9. Öyle değil mi? Bu tarafa atarsam n eşittir 7. Yani n yerine 7 yazarsan sen burayı 9 bölü 2 yapıyormuşsun. Cevap 7. 7. terimiymiş. İstersen deneyelim. 7 kere 5 35. 1 ekledim 36. Paydamız da 8. 36 bölü 8. 4'e böldüm 9. 4'e böldüm 2. Gerçekten 9 bölü 2 terimini elde ettim. Kur'an çarpsın. Dizisi sabit dizi olduğuna göre K kaçtır? Hemen hatırla sabit diziyi. Bunun notunu verdim. Daha demin verdim. Bunun notunu da daha demin verdim. 2N artı K 3 bölü 3N artı K. Sabit dizi diyor. Arkadaşlar sabit dizide kat sayılar orantılıydı. Yani yukarıdakinin eni bölü aşağıdakinin eni eşittir. Yukarıdakinin sabiti bölü aşağıdakinin sabiti. Afyonlar gibi konuştum. Yukarıdakinin eni bölü aşağıdakinin eni. 2 bölü 3 eşittir. Bak yukarıdakinin eni bölü aşağıdakinin eni. Yukarıdakinin sabiti k. Eksi 3 bölü aşağıdakinin sabiti k. İçler dışlardan 2k eşittir. 3k eksi 9'dan k eşittir. 9 gelir cevabımız e. Bak. This is AYT. Bilince yapıyorsun, bilemeyince sabit mi? Dizi mi? Böyle kalırsın yani. Bilmen lazım o yüzden. Kaç terimi? Tam sayıdır. Polinom bölmesi yapacağız burada. Tabii ki amele gibi uğraşmayacağız. En yerine bir sıfır yazsam. Sıfır yazamıyorum zaten. Bu bir dizi sonuçta. Bir yazabilirsin. Yani birden başlayabilirsin. Bir yazsam tam sayı oluyor mu? İki yazsam oluyor mu? Bu nereye kadar gidecek böyle? Burada yapman gereken şey bunu bölülü şekilde yazabilmek. O yüzden polinom bölmesi bildiğimiz bakkal bölmesi yapman gerekiyor. n kare artı 4n artı 13'ü ne yapıyoruz babuş? n artı 3'e bölüyoruz. E hadi bölelim. n artı aynı kalemle yazalım n artı 3'e bölüyorum. Hadi. n karede n, n kere var. n kere n, n kare. n kere 3n. Buradan da 3n geldi. Eksiyle çarpıp taraf tarafa topluyorum. n kareler gitti. 4n'den 3n çıktı. n yaptı. Yanında da artı 13'ümüz var. n artı 13'te n, 1 kere var. 1 kere n, n. 1 kere 3, 3. n artı 3'ü çıkarttığım zaman buradan da 10 gelir. Tamam mı? Şimdi bak. Önce n artı 1 yazılır. n artı 1. Artı 10 bölü n artı 3 şeklinde yazılıyor bu ifade. Bu ifadenin başka bir yazılışını gösterdim size. Bu benim çok işime yarar. Çünkü ben artık bu dizinin tam sayı terimlerinin onun bölenlerinden geldiğini göreceğim. Ama bunu yaparken de n artı 3'e değer verirken n'in tam sayı, pozitif tam sayı olmasını, pozitif doğal sayı olmasını sağlamalıyım. Aman diyeyim. Yani n artı, şimdi onun bölenlerini düşünelim bir. Onun bölenleri ne olur? 1 var, bir kere pozitif bölenlerini düşünelim. Negatif bölenlerini hiç düşünmeye gerek yok. Çünkü negatif ne verirsen en artı 3'ü negatif bir şey eşitlersen en negatif çıkacak. Ama burada en'in kesinlikle ama kesinlikle pozitif tam sayı yani pozitif doğal sayı olması gerekiyor. O yüzden e, pozitif bölenlerden gitmek lazım. Hatta bunların bile hepsi olmayacak. Onun bölenleri 1 var, 2 var, 5 var, bir de 10 var. Şimdi n artı 1'i n artı 3'ü 1'e eşitlersen yani buranın 1 olmasını evet burayı 1 yaparsan bu dizinin terimi pozitif çıkar. Ee, ama n artı 3'ü 1 yapmak için n'e eksi 2 vermek gerekiyor. Ama n pozitif doğal sayı o yüzden bu olmaz. n artı 3'ü 2 yapmak için n'e eksi 1 vermen gerekiyor bu da olmaz n artı 3'ü 5 yapmak için n'e 2 vermen gerekiyor. Bu olur. n artı 3'ü 10 yapmak için n'e de kaç vermen gerekiyor? 7 vermen gerekiyor. Bu da olur. Yani bu dizinin ikinci terimi bir tam sayıdır. Bir de yedinci terimi bir tam sayıdır. İki tane teriminin tam sayı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Anla Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Umarım. Soru 5'e geldik. Olduğuna göre a15 kaçtır diye soruyor bize. Arkadaşlar bakın a15 diyor ya. Önce birinci terimi verdiği için n eşittir kaç yazarsam birinci terimi elde edebiliyorum? 0 yazarsam ama 0 yazarsam burada da A0 olur ki A0 diye bir şey yoktur e, dizilerde. O yüzden en yerine el mahkum 1 yazarak başlayacağım. En yerine 1 yazarsam A2 eşittir. A1 artı 1 olur. En yerine 2 yazarsam sıralı gideyim. Aritmetik dizi zaten sıralı gidiyor. Aritmetik dizi değilmiş özür dilerim. Ama, ama yine sıralı gideceğiz. En eşittir 2 yazarsam A3 eşittir. A2 artı. 2 olacak. En yerine 2 yazıyorum. Sonra A4 eşittir. Olayı anladım ben artık. A3 artı 3 olacak. Ben A15 arıyorum ya. Böyle gidecek. A15 eşittir. A14 artı 3 olacak. Şimdi bak ben A1'i biliyorum. Yerine yazıp A2'yi bulurum. a 2 yerine yazıp A3'ü bulurum. Yerine yazıp A4'ü bulurum. Yerine yazıp A5'i bulurum. Ama 15'e kadar gideceğim mi? Şıklara baksana. Bu amele gibi. Bununla mı uğraşacağım sınav esnasında? Ya Olmaz yemez. Burada başka bir e, bir, bir yöntem lazım bana. Bakın A1'i bu tarafa at. A2 eksi A1 eşittir 1. A2'yi bu tarafa at. A3 eksi A2 eşittir 2. A3'ü bu tarafa at. A4 eksi A3 eşittir 3. Böyle gitsin. A14'ü bu tarafa at. A15 eksi A14 eşittir. Bura niye 3 la? 14 olmayacak mı bu? Niye 3 yazıyor burada? Burası da 14 tamam. Şimdi bak, taraf tarafa toplarsan çok güzel bir şey olacak. A2 eksi artı gidecek, A3 artı eksi gidecek, A4 artı eksi gidecek gidecek gidecek. En son e, bu son satırın bir üstündeki satırın solunda yazan A artı A4 ile buradaki eksi A14 gidecek. Son olarak sadece en aşağı solda bir A15, en üst sağda da bir A1 kalacak ve bu toplam. 1'den 14'e kadar olan toplam yani 14 çarpı bir fazlası bölü 2'ye eşit olacak. Tamam mı? A1'in de zaten 1 olduğunu biliyorsunuz Soruyu öldürdün. Bunlar sadeleşti. Işte 7. 7 kere 15, 105. Bir eksi 1 de öbür tarafı artı 1 diye geçerse A15, 105 artı 1'den 106 olur. Doğru cevabımız da B şık, çıkmış olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Böyle hareketleri yapacaksınız. Bunun bir de çarpım versiyonu var arkadaşlar. Orada da şöyle düşün. Orada da tabii ki burada to, taraf tarafa toplama varken orada da taraf tarafa çarpma ya da oranlama yapacaksınız. Şimdi burada yapacağınız şey şu. E, yukarıdan tecrübeliyiz artık. Dizinin terimlerini bir araya getirmek, dizide ardışık ifadelerden bir şey çıkarmakta çok önemli rol oynuyor. Dolayısıyla ben burada her iki tarafa a e bölüp a n artı bir bölü a n eşittir n. Oranını yakalayıp buradan yürümek istiyorum. Koşmak istiyorum hatta. Çayırlarda, çimenlerde uçmak istiyorum. O zaman arkadaşlar 10. teriminin 8. terimine oranını soruyor. Yani A10 bölü A8'i soruyor. Ee, şimdi hiç de bir şey vermemiş farkındaysanız. Şimdi en yerine 1 yazarsam A2 bölü A1 eşittir 1 olur. En yerine e, 2 yazarsam A3 bölü A2 eşittir 2 olur. Sonra en yerine e, 3 yazarsam A4 bölü A3 eşittir 3 olur. Bu şekilde gider. En son A10'u yazalım. A10 e, en yerine 9 yazarsam A10 bölü A9 eşittir. En yerine 9 yazdığım için 9 olur. Şimdi ben bunları taraf tarafa çarparsam bak taraf tarafa çarpma işlemi yaparsam A2'ler gider. Tamam A3'ler de gider. A4'ler de gider. Gider gider gider. En son A10'da, A9'da gider. A10 da gider. A9 da gider. A10'u buluruz. Bak en sağ üstte A10 olur. En sağ sol altta da A1 kalır. Ve bu çarpım 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta 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 çarpı 9'a eşit olur. Doğru mu? Şimdi bir de bunu 8'e kadar götürdüğümüzü düşünelim. Yani 10'da değil de 8'de bitsin. Hatta şöyle yapalım. Bunu biraz şöyle öteye getirelim. n yerine 7 yazdığımız zaman a8 bölü a7 eşittir 7. Ç taraf tarafa çarparak ilerlerken çarptım 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 buradaki a7 gitti. O zaman a8 bölü a1 kaldı. Yani a8 bölü a1 oranı kaça eşit olur? Bu da 1'den 7'ye kadar olan çarpım olur. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta 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 çarpı 7. Değil mi arkadaşlar? Şimdi A10 bölü A1 buymuş. A8 bölü A1 de buymuş. E biz neyi arıyoruz? 10. terimin 8. terimin oranı. O zaman ben bunu buna bölersem direkt A10 bölü A1, A8 bölü A1 yaparsam bak şöyle göstereyim. A10 bölü A1 bölü A8 bölü A1 yaparsam bu A1'ler gider. E, A10 bölü A8'i yani aradığım şeyi bulmuş olurum. E, a onu A8'e böldüğüm zaman da yaptığım nedir? 1, 2, 3, 4, 9'dan 1, 2, 3, 7'yi birbirlerine bölerim. Zaten 1'ler, 2'ler, 3'ler, 7'ye kadar 7'ler gider. Sadece bir 8 kalır bir de 9 kalır. 9 kere 8'den 72 olur. Burada arkadaşlar sizin PDF'inizde doğru şıklar var. Benim karşımdaki ekranda doğru şıklar şu an yok. Ama sizin pdf'inizde doğru şıklar var. Hangi şıkta doğru hatırlamıyorum ama sizde 72 şıkkı doğru arkadaşlar. 7. soruya geldik şimdi. Diyor ki 6. terimi 6, 10. terimi 14 olan bir aritmetik dizinin kaçıncı terimi 76'dır? Şimdi arkadaşlar genel terim bulabilirsiniz. 6. terimi 6'ymış. Yani a6 eşittir 6. 10. terimi de 14'müş. a10 eşittir 14. Ben sizin yerinizde olsam burada hemen şunu yaparım. Derim ki. A10 yani dizinin 10. terimi eşittir. A6 yani dizinin 6. terimi artı. <laughs> Aritmetik diyor değil mi? Aralarındaki fark kaç? 4. O zaman buraya ne yazacağım? 4D yazacağım. Şimdi 10. terim ne? 10. terim 14. Buraya yazdım 14'ü eşittir. 6. terim ne? 6. Buraya da 6 yazdım. Artı 4D. At 6'yı karşı tarafa. 4D eşittir. 14 eksi 6'dan 8. D buradan kaç gelir? 2. Yani bu dizinin ortak farkı kaçmış? 2'ymiş arkadaşlar. Yani 2 2 artıyormuş dizi. Kaçıncı terimi 76'dır? Ula ben ne bileyim kaçıncı terimi 76'dır? Ya ne yapacağım? Tek tek sayacağım mı? Tek tek saymayacaksın. Yapacağın hareket şu. Diyeceksin ki ben bu dizinin genel terimini bulayım kardeşim. Yani a n'ini bulayım. a n nasıl bulunuyordu? a 1 artı n eksi 1 çarpı d. Ama A1'i bulmak zorunda değilsiniz. A6'dan da yapabilirsiniz. Deyin ki A6 artı n ile artı arası, altı arasında en 6 arasında n-6 tane fark olduğu için n-6 çarpı d. E, D'miz de zaten 2. E, A6'yı da biliyoruz arkadaşlar biz. A6'nın da 6 olduğunu biliyoruz. Al sana dizinin genel terimi. Bitti. Bunu düzenlemene de gerek yok. Çünkü neyi soruyor sana? Kaçıncı terimi 76'dır? Yani bunu 76'ya eşitlediğin zaman ne, hangi n ile bunu 76 yaparsın diye soruyor. At 6'yı karşı tarafa 2 çarpı n eksi 6 eşittir 70. Her iki tarafı 2'ye böl. n eksi 6 eşittir 35. Eksi 6'yı karşı tarafa atarsan n eşittir 41. Demek ki bu dizinin 41. terimi 76'dır. Burada şunu da görmek görmenizi istiyorum. Her zaman bunu yapmayacağım. A10 eşittir A6 artı 4D diye. Arkadaşlar dizinin 10. teriminden 6. terimini çıkartırsanız. Yani A10 eksi A6 yaparsanız. 10 eksi 6'dan 4D'yi elde edersiniz. Bunu direkt 4D eşittir 8 deyip D eşittir 2 yapmalısınız artık. Hızlanmanız lazım. Tamam mı? Yani A10 eşittir A6 artı 4D de A6 karşı tarafa atıldığında 10. terim eksi 6. terimin 4 tane ortak fark olduğunu görmelisiniz. Her zaman bu denklemi yazmayla uğraşmayacağız. Bir aşağıya geldim şimdi. Ne diyor? Soru 8. N artı 1, x artı 1, 2x eksi 1, 4x eksi 1 dizisi bir aritmetik dizinin ilk 3 terimidir. Buna göre bu dizinin 9. terimi kaçtır diye soruyor. Aslında soru eksik söylenmiş değil mi? Ardışık 3 terimidir ilk sırasıyla 3 terimidir falan demesi lazım. Çünkü mesela ben bilmiyorum ki bu 2, bu 1, bu 3 mü? Bunu sıra yani şu an kendi kendi kendime bug'ımı bulmaya çalışıyorum. <laughs> Hatamı bulmaya çalışıyorum. Ama deme soru anladınız siz. 1 2 3 diye gidiyor. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. İsterseniz aralarındaki farktan da gidebilirsiniz ama burada ortanca terimi kullanın. Bakın ortanca terim bu. Niye? Kendisine eşit uzaklıkta iki tane terimin ortasında duruyor. O zaman nasıldı? Ortanca terimin 2 katı yani 2x eksi 1'in 2 katı kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin toplamına eşitti. Yani x artı 1 ile 4x eksi 1'in toplamına eşitti deyip bu eşitliği kullanacağız. İçeri dağıttığım zaman 4x eksi 2 eşittir ee, x artı 1 artı 4x eksi 1. Bu 4x'ler gitti. Eksi 1 ile artı 1 de gitti. x eşittir ne geldi? Eksi 2 geldi x eşittir eksi 2 ise birinci terim eksi 2 artı 1'den eksi 1 yapar. İkinci terim eksi 4 a eksi 1'den eksi 5 yapar. Üçüncü terimi yerine koymadan da bulursunuz. 4 azalmış. 4 daha azaltın. Eksi 9 yapar zaten. Ya da burada x yerine eksi 2 yazın. Eksi 8 eksi 1'den eksi 9 yapar. Dokuzuncu terimini soruyor. İsterseniz 4 azalta azalta ilerleyebilirsiniz isterseniz ama bence gerek yok. 9. terimini sorduğu için A9 eşittir. Şimdi ister 1. terimi kullan, ister 2. terimi kullan, ister 3. terimi kullan. Ben 1. terimi kullanıyorum. A1 artı aradaki fark 8 olduğu için 8 çarpı D. E D'miz yani artış miktarımız da kaçar kaçar artıyor. daha doğrusu burada azalış miktarımız var. Eksi 4 eksi 4 diye gidiyor değil mi? O zaman D'miz burada nedir? Eksi 4'tür. E ben buradaki A1'in de zaten eksi 1 olduğunu biliyorum. O zaman 9. terimi artık gönül rahatlığıyla bulabilirim. Eksi 1, 8 kere 4 de zaten eksi 32 yaptı. Eksi 1, eksi 32'den sorumuzun cevabı eksi 33 gelmiş oldu arkadaşlar. Yani eşk. Tamam mı? Anlaştık mı güzgüllerim? Anlaştık mı papatyalarım benim? A en bir aritmetik dizinin genel terimi olmak üzere. <gülüyor> Top... <gülüyor> Lan ne oluyor bana? Toplamının değeri kaçtır? A5, A7 ve A18 verilmiş. Allah Allah. A18 ne alaka oğlum? 18 Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar. Şimdi A5 artı A7. Artı A18. Bakıyorum ortanca terim var mı? Ortanca terimle ilgili bir şey var mı diye bakıyorum. Şimdi bakın bu ikisini topladığınız zaman ne yapıyor arkadaşlar? Bu ikisini topladığınız zaman. 3 T, 8 eksi T daha. 11 eksi 2t yapıyor. Burası da 19 artı 2t yapıyor. Tamam mı? Bunları topladığınız zaman ne yapar arkadaşlar? 29, 31 eksi 2t ile artı 2t birbirini götürür. 31 yapar. Yani buradaki indislerin toplamı 31. Buradaki indislerin toplamına bakın. 12 burası. 10, bu arada 30 yapıyor. Özür dilerim. 31 yapmaz. 11 ile 19'u toplayınca 30 yapıyor. Çok pardon. Burası 30. Buradaki indisleri topla. Buradaki indislerin toplamı da 30 yapar. Bak 12, 18 daha 30. O yüzden bura 60 ise bura da 60'tır arkadaşlar. Cevap E Bunu şöyle ispatlayayım size bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 diye ilerleyen bir aritmetik dizi aldım. Şimdi 3 tane terim alacağım burada. Bak şimdi. Bu bizim birinci terimimiz. Bu ikinci terimimiz. Üçüncü terimimiz. Dördüncü terimimiz. Bu 5. Bu 6, bu 7, bu 8. Şimdi bak buradan ikinci terimi alıyorum. Üçüncü terimi alıyorum. Bir de beşinci terimi alıyorum. Ee, yani A2 artı A3 artı A5'i alıyorum. Nedir bu toplam? Söyler misiniz? 10, 20. Değil mi? Şimdi indisler toplamı ne? 10. Şimdi indisler toplamı 10 olan, 2 ee, terim alayım. 3 terim de alabilirsiniz. 2 terim de. İndisleri toplamı e, 10 olan bana terimler alın burada. İndisler toplamı 10 olacak arkadaşlar. Ne alın mesela? A4'ü alın. Bir de A6'yı alın. A4 artı A6. Toplamı ne yapar arkadaşlar? 8 artı 12'den e, 20. E, i̇ndisler toplamı kaç? 10. Bakın indisler toplamı neyse toplamın da sonucu aynı çıkıyor. Yani indisler toplamı eşitse Toplamların da birbirine aritmetik dizide eşit olması gerekiyor. Bu ispatta bunu görmüş oldunuz, tamam mı? Ha direkt A10'u bulabilirsiniz. A9 18, a 20. E zaten 20, gördünüz mü? Yani direkt kendi başına A10'a da eşit olur. Aritmetik dizide böyle bir özellik var. Geldim 10. soruya. Bu dizinin ortak farkı kaçtır diyor. Bak 3. terim, 7. terim, 2. terim ve 4. terim verilmiş. Ben bunlardan ne yapıyorum biliyor musunuz? Direkt hepsini 1. terim cinsinden yazıyorum ya da 2. terim cinsinden. Yani fark etmez. Aslında birinci terim cinsinden yazarsanız ekstradan bir işlem yapmış olursunuz. Burada en küçüğünü seçin. En küçüğü ikinci terim değil mi? O zaman şöyle yapın. Üçüncü terim demek ikinci terim artı d demek. Yedinci terim demek ikinci terim artı 5d demek. Eşittir 23'e. Aşağı sonra a2 ikinci terim artı dördüncü terim ikinci terim artı 2d demek. Bunun da toplamı 7. Şimdi bakın toparlamadan hiç toparlamanıza bile gerek yok. Yukarıda 2 tane A2 var aşağıda 2 tane A2 var. Aşağıya eksiyle çarpın. Ve eksiyle çarptıktan sonra taraf tarafa toplayın. Bunu yaptığınız anda zaten A2'lerden kurtulmuş olacaksınız. Yukarıda 5 artı 1'den 6D var. Aşağıda da 2D var. 6'dan 2'yi çıkarttığın zaman A, sol tarafta 4D kalır. 23'ten de 7'yi çıkarttığım zaman 16. 4D, 16 ise D4. Zaten soru da size dizinin ortak farkı kaçtır diye soruyor. Tamam mı? Bir aritmetik dizide ilk n teriminin toplamı buysa dizinin ortak farkı kaçtır diyor. Canlarım aritmetik dizide ilk n terimin toplamı verildiyse o dizinin nelerini bulabilirsiniz? Kesinlikle ortak farkını bulabilirsiniz. Nasıl bulabilirsiniz biliyor musunuz? Şimdi S2 ne demek arkadaşlar? S2. Şimdi Sn ilk n teriminin toplamı dizinin. S2 de ilk iki teriminin toplamı. Şanslı S. O zaman arkadaşlar S2 demek aslında A1 artı A2 demek. Yanlış mıyım? İlk iki terimin toplamı diyorlar işte. İlk iki terimini topladım. Peki S1 nedir? S1 de ilk bir teriminin toplamı. E, i̇lk bir teriminin toplamı zaten kendisi birinci terimdir değil mi? A1'dir. Peki ben S2'den S1'i çıkartsam yani S2 bölü S1 işlemini yapsam A1'ler birbirini götürmez mi? Yani direkt A2 gelmez mi? Gördün mü? S2 eksi S1 A2'yi verir. Yani dizinin neyini verir arkadaşlar? İkinci terimini verir. E, S1 de dizinin zaten birinci terimi. E o zaman ben dizinin birinci ve ikinci terimini bulabiliyorum. E, o zaman ikinci terimden birinci terimi çıkarttığım zaman da ortak farkı bulurum. Mantıklı değil mi? Şimdi bak S2'yi yazalım. En yerine 2 yazarsam s 2yi hesaplayalım. 2'nin karesi 4. 4 kere 3'ten bura 12. 2 yazarsam 10. 12 artı 10'dan 22. Şimdi S1'i yazalım. 3 artı 5'ten 8. O zaman S2 22, S1 de 8, 22 eksi 8'den kaç gelir arkadaşlar? 14. Yani bu dizinin ikinci terimi 14. E, S1 de birinci terim, yani bu dizinin birinci terimi de 8. O zaman arkadaşlar bu dizi kaçar kaçar artıyor? 1'den 2'ye geçişte 6 artıyorsa dizi 6'şar olarak artıyor. O zaman ortak farkı da 6'dır diyebiliriz. Şimdi burada şu da var arkadaşlar. Dizinin 5'in e, ilk n teriminin toplamı için S5'ten S4'ü çıkartırsanız da A5'i bulursunuz bu sefer. Niye? Çünkü bu ilk 5 teriminin toplamı bu da ilk 4 teriminin toplamı. Çıkartırsanız A1 A1 ile, A2 A2 ile, A3 A3 ile, A4 A4 ile sadeleşir. Eksi artı birbirini götürür. Geriye sadece S5'teki A5 kalır. O da bu farka eşit olmuş olur. Yani aritmetik dizinin e, ilk n teriminin toplamından dizinin ortak farkını ve terimlerini de bulabiliyorsunuz. Şimdi geometrik diziye geldik. Tabi ee, tabii ileride aritmetik dizi bitmedi. İleride aritmetik diziyle ilgili sağlam soruları da çözeceğiz. Şöyle bir önce olayı bir anlıyoruz. Sorularla pekiştiriyoruz. Sonra zora doğru ilerliyoruz. AN dizisinin 5. terimi kaçtır diyor. Arkadaşlar hemen yapacağımız A8 eşittir. A2 çarpı R üzeri 6 diyorum. Çünkü 2. terimle 8. terim arasında 6 tane ortak çarpan var. 8. terimin 8 olduğunu biliyorum. Eşittir. Tamam mı? İkinci teriminde 2 iki olduğunu biliyorum. Çarpı R üzeri 6. Buradan R üzeri 6 eşittir. Sadeleşirse 4 gelir. Buradan R'yi bulmaya çalışmayın. Çünkü 5. terimini soruyor ya şöyle yapın. 5. terim yani A5. ikinci terimi bildiğiniz için A2 çarpı R üzeri 3'tür. A2'nin 2 olduğunu biliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar R üzeri 6 4 ise her iki tarafın kare kökünü alırsanız şöyle... E, ee, R üzeri 6'nın kare kökü demek 1 bölü 2. kuvveti demek. Üssün üssü çarpılırsa 6 ile 2 sadeleşir. Bu aslında R üzeri 3 demek. Yani R üzeri 6'nın kare kökünü almak aslında R üzeri 3'ü bulmak demektir. 4'ün kare kökü de zaten 2. O zaman buraya da 2 yazarsam 2 kere 2'den 4'müş. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bakın ikinci terim var. Sorulan 5. terim. Bir de 8. terim var. Farkındaysanız 5. terim İkinci terimle 8 terimin ortasında duruyor. O zaman ne demiştik? Demiştik ki ortanca terimin karesi yani a5'in karesi kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımına eşitti. Yani 8 ile 2'nin çarpımına 16'ya eşitti. a5'in karesi 16 ise a5 eşittir 4 veya eksi 4 de olabilir tabii ki burada. Ortak çarpının negatif olup olmamasına göre değişir. Ama burada demek ki ortak çarpım buradan işlem yaptığımız zaman. Ee, şey çıkıyorsa reküp re küp 2 çıkıyorsa o zaman zaten pozitif oluyor. O yüzden cevabımızı direkt 4 olarak işaretleyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Yani orta terim mevzusunu iyi anlayın bence. 13. soruya geldik. İlk terimi 6 ve ortak çarpanı 3 olan geometrik dizinin genel terimi. Arkadaşlar geometrik dizimin gen dizimin benim geometrik dizimin Geomet <laughs> geometrik dizinin Netflix'te dizi yapacaksın geometrik dizi diye. AN eşittir. A1 çarpı R üzeri hatta ortak çarpanı 3 vermiş. O zaman 3 üzeri e, n eksi 1 diyeceğiz. E, i̇lk terimi de 6 olduğu için o zaman 6 çarpı 3 üzeri n eksi 1 olacak. E, i̇lk terimi 6 ortak çarpanı 3. Ama farkındaysanız böyle bir şık yok değil mi arkadaşlar? O zaman düzenleyelim bunu. 6'yı 2 çarpı 3 diye yazalım. Çarpı 3 üzeri n eksi 1 diye yazdık. Burası üstler toplandığı zaman 3 üzeri n olur eksi 1 ile artı 1'den. O zaman 2 çarpı 3 üzeri n varsa şıklarda o da benim işimi görür. Cevabımız D şıkkı olacak. Soru 14'e geldik. Bir geometrik dizinin ardışık 5 terimi sırasıyla bunlarsa A artı B kök 6 artı C kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar ardışık 5 terimi Buymuş geometrik dizinin. Neler yapabiliriz? Bir kere B'yi bulabiliriz. Çünkü B tam 2A, C 72. Bunların ortasında arkadaşlar. O zaman 2B şey 2B diyorum. Artmetiğe gitti kafam. B'nin karesi eşittir. 72 çarpı 2'den 144. O zaman B buradan 12 gelir zaten. B eşittir 12. Başka? Şimdi A'yı da bulabiliriz. A'da, A da A'nın karesi de B ile 2'nin çarpımına eşit. Değil mi? Yani 12 çarpı 2'den 24'e eşit. Buradan A, 24, A kare 24 ise A kök 24. Yani 2 kök 6 olur. C'yi de bulabiliriz. C'nin karesi de B ile 72'nin çarpımına. Yani 12 çarpı 72'ye eşit. Ee, buradan C eşittir. Bunu nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Bakın 12 çarpı 12 çarpı 6 diye yaz bunu. 12'nin karesi 12 diye çıkar kare kök dışına. İçeride de kök 6 kalır. Bak bu bu ve bu. Hepsi bulundu. A diyor. A dediğimiz şey ne? 2 kök 6 artı. B kök 6 yani 12 kök 6 artı. C dediğimiz şey de 12 kök 6. O zaman bunları toplarsam 24 2 daha 26 kök 6. Doğru cevabımız eşlik olacak dedik. 15. soru. İlk 3 terimi aritmetik dizi oluşturuyormuş. Son 3 terimi de geometrik dizi oluşturuyormuş. X artı Y toplamının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi 6X Y dediğimiz arkadaşımız aritmetik dizi oluşturuyor. xy 16 dediğimiz arkadaşımız da geometrik dizi oluşturuyor. O zaman buradan söyleyebileceklerimiz 2X eşittir. Bunların toplamı yani y artı 6 bunu söyleyebiliriz. Buradan söyleyeceklerimiz y kare eşittir 16x değil mi? E, ortanca terimden söyledim. Aritmetik dizide ortanca terimin iki katı eşit uzaklıktaki terimlerin toplamına eşittir. Geometrik dizide ortanca terimin karesi eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımına eşittir. Buradan yaptım. Şimdi ben burada y yerine 2x-6 yazabileceğimi biliyorum. 6'yı bu tarafa atarsam ve burada götürüyorum yerine yazıyorum. Vira bismillah başlayalım. 2x-6'nın karesi. Birincinin karesi 4x kare. Çarpımların iki katı 12, 20, 24 mi yapıyor? 24 x ikincinin karesi 6'nın karesinden 36 eşit olmalıdır 16 x'e. Karşı tarafa atarsam 4 tane x kare eksi 40 tane x yapar artı 36'mız var eşittir 0'a. 4'e böldüm x kare oldu 4'e böldüm 10 x oldu 4'e böldüm 9 oldu eşittir 0'a. Burayı x'e x diye eksi 9'a eksi 1 diye ayırıyorum. Buradan x eşittir bir 9 geliyor. Bir de arkadaşlar x eşittir 1 geliyor. Tamam mı? Şimdi x eşittir 9 ve 1 ise 2 tane değer geldiğine göre y'nin de buradan iki tane değeri gelecek. x yerine götürüp e, şurada yazabilirsiniz arkadaşlar. y eşittir 2 x eksi 6 ya. x eşittir 1 yazarsanız y dediğiniz şey eksi 4 gelir. E, x yerine 9 yazarsanız y dediğiniz şey 18 eksi 6'dan y eşittir 12 gelir. x artı y birinde eksi 3 gelir Diğerinde de 21 gelir. Bunları topladığınız zaman da alabileceği değerler toplamı 18. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Al sana ikinci dereceden denklem sorusu mesela. Yani dizinin içerisinde çok rahat sorulabilir. Şimdi o soru ikinci dereceden denklem sorusu mu dizi sorusu mu? İkisi de. AN bir aritmetik dizi, BN de bir geometrik dizi olmak üzere. Bak AN dizisinin ilk 3 teriminin toplamını vermiş. Zımbırtılar vermiş. B3'ü vermiş. A4'ü soruyor. Bak işler biraz karışmış. İşte ÖSYM böyle bir soru. Ya arkadaşlar geçen sene sorduğu dizi sorusuna açın bir bakın lütfen. Yani yok YouTube'da çözen. ÖSYM bize çözdürmüyor ama mutlaka vardır. Bulursunuz bir yerden. Yok ama mutlaka vardır. Ya en azından bu videoyu bitirdikten sonra geçen seneki dizi sorusuna, ondan önceki dizi sorusuna, ondan önceki seneki dizi sorusuna bir de ondan önceki seneki dizi sorusuna bir bakın. Gerçekten çözebileceğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bak. Böyle bir farkında mısın? Bir dert, dertler deryası oldum. Şimdi şimdi bak dizi falan geçti. Şuradan şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, A1 ile A3'ün ortasında A2 var ya. A2'nin iki katı A1 ile A3'ün toplamına eşit demiştik. O zaman bu ikisi iki tane A2. Bir A2 de burada. O zaman üç tane A2 eşit olmalıdır. 33'e dedik. Buradan A2 eşit olmalıdır. 11'e dedik. Bu 1. Bu 1. Sonra A2 11 ise e, başka bir şey bulamayız. A2 11 ise. Ama b 2 buluruz bak. A2 11 ise e, toplamının 17 olması için B2'nin de 6 olması gerekir. Bunu da bulduk. Arkadaşlar bakın bu bir beğen bir geometrik dizi ve ben bu geometrik dizinin B2'sini biliyorum. B3'ünü biliyorum. B3'ünün de 12 olduğunu biliyorum. O zaman B3'ü B3 eşittir B2 çarpı R ya. Her iki tarafı oranlarsam B3 bölü B2 aslında bana ortak çarpanı verir. B3 12, B2 de 6 olduğu için 12 bölü 6'dan R eşittir kaç gelir? 2 gelir aslında. Yani bu B2 geometrik dizisi 2 çarpanla artarak ilerliyor. Dolayısıyla eğer B2'nin 6 olduğunu biliyorsak B1'in de 6 bölü 2'den 3 olduğunu biliriz. E o zaman A1 artı 3 eksi 3 eşittir 17'yeymiş. E buradan eksi 3 artı 3'ü götürürse A1'in de 17 olduğunu buluruz. Arkadaşlar A1'i bulduk. A2'yi de bulduk. O zaman biz bu a aritmetik dizisinin ortak farkını bulduk. D'yi bulduk. Kaç artmış A1'den A2'ye? Artmamış, azalmış. 6 azalmış. O zaman ortak farkımız eksi 6 olacak. Bize A4'ü soruyor. Hemen bulalım. A4 eşittir. A1 artı 4 ile 1 arasında 3 olduğu için 3 tane D diyeceğim. Birinci terimimiz 17 idi. Ortak farkımız eksi 6. 3 ile çarparsam eksi 18. 17'den 18 çıkartırsak sorumuzun cevabı eksi 1. Yani C şıkkı çıkmış olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Böyle biraz işleri karıştırıp oradan oraya oradan oraya götürebilir. Biraz işlem hatası yapma riski var. Artık o riski de alacaksınız değil mi? Terimleri pozitif gerçek sayılardan oluşan AN sabit dizisi yardımıyla BN dizisi tanımlanıyor. Hangileri doğrudur? Bak AN dizisi sabit bir diziymiş arkadaşlar. Ben hemen AN dizisi sabit bir dizisi ise, dizisi ise, dizisi ise, dizi ise, AN eşittir C gibi bir şey diyeyim buna ben. Tamam sabit bir şey vereyim. A1 de C'dir. A2 de C'dir. A5 trilyon da C'dir. Şimdi bak. K eşittir 1'den n'e AK biçiminde tanımlanıyor. BN eşittir Bak şimdi K yerine 1 yaz A1. K yerine 2 yaz A2. K yerine 3 yaz A3. nokta 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 K yerine n yaz bu sefer de AN. Arkadaşlar bu da C, bu da C, bu da C, hatta bu da C. Yani BN dizisi eşittir kaç tane C var burada? N tane var. O zaman bu dizi N çarpı C'ye eşittir. BN dizisi. Tamam mı? Böyle. Yani N'in durumuna göre değişiyor. Buna göre B2 eşittir A2'dir. Bakın B2 2C'dir. Ama A2 1C'dir. AN'in her şeyi C'dir. Bu C'dir. Bunlar birbirlerine eşit. Ee, aslında olabilir. Hangileri Kesin doğrudur desek daha güzel bir soru olmuş olurdu. 2C eşittir C her zaman doğru olmak zorunda değil. Ama mesela C eşittir 0 ise doğrudur. C 0 da olabilir. Doğru olabilir olmayabilir ama burada C 2C eşittir C'ye tabii ki doğru demeyeceğiz. B3 artı B4 A7'ye eşit. Arkadaşlar B3 3C'dir. B4 4C'dir. Ama A7 1C'dir. Dolayısıyla 7C 1C'ye eşit değil. Bu da gitti. Cevap zaten C çıktı. B8 8C'dir. B3 3C'dir, A5 1C'dir, 5 katı 5C'dir, 8C eksi 3C'de 5C'dir, 5C eşittir 5C'den. Bu doğru cevabımız yalnız 3 olacak. Tamam mı? Bak bu bir geometrik aritmetik dizi sorusu değil. Çok zor bir soru da değil ama bu soruyu da sınavda çıkar diyorum bakın. Sınavda çıkar diyorsam demek ki bu adamlar bu, sınav, bu, bu diziler işinden kolay soruyorlar. Bir geometrik dizisiyle diziyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. İlk iki teriminin toplamı 45'tir. Geometrikmiş. A1 artı A2. Bu toplam kaça eşitmiş? 45'e yazdım. Birinci terim üçüncü terimden 15 fazladır. Birinci terim eşittir. Üçüncü terimden yani A3'ten 15 fazlaymış. Buraya da artı 15 yazdım. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Bu dizinin üçüncü terimi kaçtır diye soruyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar bakın yapabileceğim şeylerden bir tanesi A2 yerine A1'li bir şey yazıp A1 artı A1 çarpı ortak farkına R dersem 45 diyebilirim. Buradan da bunu bu tarafa atarsam A1 eksi A3'ün 15 olduğunu biliyorum ya. Buradan da A1 eksi A3 yerine de A1 çarpı R kare yazıp bunu da 15'e eşit diyebilirim. Buradaki 45 ile 15'in birbirine bölünebiliyor olması beni çok cezbetti bu soruda. O yüzden alt alta yazdım. Belki oranlara yarak bir şey gelir diye düşündüm. Büyük ihtimalle gelecek. Şimdi bak bunu şu okla çıkarttığımı A1 parantezinde 1 artı R diye yazabilirim. Bunun sonucu 45'e eşittir. Şimdi şu okla çıkarttığımı da yine A1 parantezinde 1 eksi R kare diye yazabilirim. Bu da 15 e eşittir. Arkadaşlar ben bunları taraf tarafa oranladığım zaman çok güzel şeyler olacak. A1'ler birbirini götürecek. Yukarıda 1 artı R kalacak. Aşağıda da arkadaşlar Pisago, Pisagor ne lan? 2 <laughs> kare farkı yapacağım. 1 eksi R çarpı 1 artı R diyeceğim. Ve bunun sonucu da 45 bölü 15'ten 3'e eşit olacak. Zaten 1 artı R'ler gidecek. Burada 1 kalacak. İçler dışlar yaparsam 3 eksi 3 R eşittir. 1 olacak. Buradan 3R eşittir. 2 olacak. Buradan da R eşittir. 2 bölü 3 olacak. Bize dizinin 3. terimini soruyor. Arkadaşlar biz R'yi bulduğumuza göre her şeyi buluruz. Niye? Çünkü biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Bakın. Ee, A1 çarpı e, şunu biliyoruz bak. A1 çarpı 1 artı R1'in 45 olduğunu biliyoruz. Yani buna 1 ekleyelim. 2 bölü 3'e 1 eklersek ne olur? 1 eklediğimiz zaman 3, 5 bölü 3 yapar değil mi? A1 çarpı 5 bölü 3, 45'e eşitmiş. Bu 45 ile 5 gider 9, 9 kere 3'ten birinci terimimiz 27. E şimdi bu geometrik bir dizi değil mi arkadaşlar? Geometrik dizi ise ben birinci terimi biliyorsam, ortak çarpanı da biliyorsam, üçüncü terimi bulur muyum? Bulurum. <laughs> Hadi bulayım. A3 eşittir. Birinci terim 27 çarpı R kare diyeceğim. R'miz 2 bölü 3 karesi 4 bölü 9 yapar. Bu 9 da bu 27 sadeleşir. 3, 4 kere 3'ten de sorumuzun cevabı 12. Yani C şıkkı çıkacaktır. Gayet güzel. ÖSYM'nin soracağı ayarda ve zorlukta bir soru arkadaşlar. Geldim 19. Aritmetik aritmatik dizisinin ortak farkı R fark 0 olmak üzere. Bakın ortak farkı R vermiş. Şaşırmayın ha. Ben D dedim diye kafanız karışmasın. Genelde D diyorlar. Ben D diyorum yani öyle alışkınım. Ama aritmetik dizi ise ortak farka R adını verebilirler. Sakın R diye geometrik zannetme. A9 kaçtır diyor. Şimdi A5'i e 8 R vermiş. A12, A3 ve A7 var. O zaman burada yapılacak şey aslında çok fazla da düşünmeye gerek yok. Ha bak burada şundan gidebilirsin. Bu 3 ile bu 7'nin toplamı 10. Burası 5. Ortanca terim. O zaman 2 tane A5 eşittir. A3 artı A7 diyebilirsin. Ama arada çarpım var. Çarpım olduğu için çok fazla kullanılacak bir şey de kalmadı. O zaman bizim burada yapacağımız hareket şu. A12 demek. A5 artı ne demek? 7R demek değil mi? 7D de. Sonra da R dediği için R diyorum. Eşittir. A3 demek. A5 eksi 2R demek. Hocam niye 2 eksi dediniz A3'e? Çünkü arkadaşlar A5 eşittir. A3 artı 2R. E, o zaman A3'ü yalnız bırakırsak A3 de 2R'yi kaç tarafa atarsam A5 eksi 2R olur. Çarpı A7 de A5 artı 2R. A5 artı 2 tane R. Şimdi 8R'yi yerine yazalım. Burası 8R, burası 7R. 8, 7 daha. Burası 15R yapar. Eşittir. A5 yerine 8R yazarsam burası 6R yapar. Çarpı. A5 yerine 8R yaparsam burası da 10R yapar. Şimdi R'lerin birisi gitti. Çünkü sıfırdan farklı diyor. Sadeleştirebilirim. 3'e e böldüm burası 5'e e böldüm burası 3 oldu. 5'e böldüm burası 2 oldu. 3'e böldüm 3'e böldüm burası da 2 oldu. E, o zaman sol tarafta bir tane 1 kaldı. Sağ tarafta da 4 tane R kaldı. E 4, 1 eşittir 4 R ise R eşittir ne gelir? 1 bölü 4. Yani bu dizinin ortak farkı 1 bölü 4'müş. A9'u soruyor. Bir terimini buldum zaten. Nasıl bulacağım? A5'ten bulacağım. Bak A5 eşittir 8R değil miydi? R'de 1 bölü 4. O zaman 8 çarpı 1 bölü 4'ten 5. terimi 2. 9. terimi arıyorum. A9'u arıyorum. A9 eşittir. A5 çarpı R üzeri 4 diyeceğim. Lan, bak ben bile benim kafam bile gitti R ya. Geometriye gitti. Bak sizin gitmesin ha sakın. Bak sakın ha. A5 artı 4 tane R diyeceğiz arkadaşlar. E 5. terimimiz 2. 4 R'miz de R'miz 1 bölü 4 olduğu için 4 çarpı 1 bölü 4'ten 1. 2 artı 1'den sorumuzun cevabı 3. Yani B şıkkı olacaktır. Anlaştık mı? Tamam mı arkadaşlar? 19'u da böylece hallettik. Geldik 20. soruya. Bir açık hava tiyatrosunda ilk sırada 40 oturma yeri. Son sırada 140 oturma yeri vardır. Koltukların yerleştirilme şekli bir aritmetik dizinin ardışık terimleri şeklindedir. Bu dizinin ortak farkı 4 olduğuna göre bu tiyatroda kaç tane sıra vardır? Arkadaşlar ilk sırada A1 40. 40 tane koltuk var. Son sırada 140 tane oturma yeri var. Yani AN eşittir 140 verilmiş bize. Ve ortak farkı 4 diyor. Şimdi şöyle düşünün. AN eşittir A1 artı n eksi 1 çarpı d değil mi? Şimdi a n'in 140 olduğunu biliyorsunuz. a 1'in 40 olduğunu biliyorsunuz. d'nin de 4 olduğunu biliyorsunuz. 4 çarpı n eksi 1 diyeceğiz. Buradan bu tarafa atarsam 100. 4'e de bölersem 25. 25 eşittir n eksi 1'den n eşittir 26. O da bize koltuk sayısını verir. Cevabımız eşit olur. 21. x sıfırdan büyük bir sayı olmak üzere a n artı 2 eşittir a n artı 1 artı 2 a 40 x kare a 5 3 x olduğuna göre a n dizisinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bakın bu dizinin olayı şu bu tarafa atarsanız a n artı 2 eksi a n artı 1 eşittir 2. Yani dizinin bir terimiyle ondan önceki teriminin farkı 2. Bu o dizinin ortak farkının 2 olduğu anlamına gelir. Örneğin eee yani bu bir aritmetik diziymiş diyor aslında bize. Örneğin n yerine 3 yazın. A5 eksi A4 eşittir 2 olur. N yerine 4 yazın. A6 eksi A5 eşittir 2 olur gibi ilerleyecek. Yani bu bir aritmetik dizi diyor aslında bu bize. A n dizisinin genel terimi x kare ve 3x verilmiş. Bakın A40 ve A5. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? A40 eşittir A5 artı 35 tane D diyeceğiz. Yani 35 çarpı 2 diyeceğiz. Niye? Çünkü ortak farkını. soru bize 2 vermiş. O zaman A40 dediğimiz x kare, A5 dediğimizde 3x artı 70 mi gelir? Bu tarafa atarsam x kare eksi 3x eksi 70 eşittir 0 gelir. x'e x diye ayırdım. Bak eksi 10'a artı 7 diye ayırırsam çarpımları eksi 70 toplamları eksi 3'ü veriyor. O zaman buradan x eşittir 10 gelecek. x eşittir eksi 7'yi almayacağız. Çünkü sorunun başında x'in bir pozitif sayı olduğunu söylemişti bize. x eşittir 10. x eşittir 10 sa o zaman bu dizinin 40. terimi 100 yapar. Bu dizinin 5. terimi de 30 yapar. 10 sa. Genel terimini soruyor. İsterseniz şeyden gidebilirsiniz. Şıklardan gidebilirsiniz. Ama bence şöyle yapın. Şıklardan gitmek yerine. Hemen bak hemen 2 dakikada. D de ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 2 olduğunu biliyorum. a n eşittir. a 5 yani 30 artı n eksi 1 çarpı yok. Ee, a 5 ile n arasında bu 5. terim bu N. terim ya. n eksi 5 çarpı 2. Yani direkt burası eksi 10. 2 n Eksi 10'dan artı 30 2n artı 20 diye bulabilirsiniz. 5 şıkkını işaretleyebilirsiniz. Tabi şöyle de yapabilirsiniz. Hangisine 40 yazdığımda 100 oluyor? Buna 40 yazdığımda geçiyor. 40 yazdığımda geçiyor. 40 yazdığımda 75. 40 yazdığımda 90. 40 yazdığımda 100. O zaman zaten bir tane sağlıyor deyip B şıkkını da işaretleyebilirdiniz. Ama genel terim bulmayı da bilin yani. Zararı gelmez zarar fazla bilgi göz çıkarmaz diye bir laf vardır arkadaşlar. 22. soruya geldik. X kare lap lap, -lap denkleminin kökleri. Denkleminin kökleri x3 x4'tür. x1 x2 x3 ve x4 değerleri aynı aritmetik ilk 4 terim olduğuna göre b bölü a oranı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bakın. x1 artı x2'yi bulabiliyoruz. Nereden? Çünkü x1 artı x2 birinci denklemin kökleri. O zaman kökler toplamından eksi 2 yazabilirsiniz. Bunu bulabiliyorsunuz. Bir de x3 artı x4'ü bulabiliyorsunuz. Bunlar da ikinci denklemin kökler toplamı yani 14. Şimdi bakın bunların hepsini bir terim cinsinden yazalım x2'ye x1 artı d diyelim. x3'e x1 artı 2d diyelim. x4'e x1 artı 3d diyelim. O zaman x1, x1 artı d. Yani burada 2x1 artı d var. Ve bunun sonucu eksi 2'ye eşit. Burada x1 artı 2d var. Burada da x1 artı 3d var. O zaman topladığınızda burada 2x1 artı 5 tane d var. Ve bunun sonucu da 14'e eşit. E yukarıyı eksiyle çarpıp topladığınız zaman 2x1'ler gider. 5d-1d'den 4d gelir. 4d eşittir. 14, bak dikkat et 14-2 yapman olursun. Çünkü eksiyle çarptın artı oldu burası. Topladın 16 geldi. 4d-16 ise d buradan kaç çıkar? 4. Yani bu dizinin ortak farkı kaçmış arkadaşlar? 4'müş. Buradan şunu bulabilirsiniz bakın. 2x1 ile d'yi toplayınca neyi veriyordu bize? Eksi 2'yi. Yani bu 4'e eşitmiş. Karşı tarafa atarsam 2x1 eşittir. Eksi 6 gelir. Buradan da x1 eşittir. Eksi 3 gelir. Bak x1 eksi 3 ise bütün kökleri bulabilirim. Siliyorum burayı bak. x1 eksi 3 yazdım bak. Eksi 3. x2 ortak farkımız 4 olduğu için 4 ekle 1, 4 ekle 5, 4 ekle 9. Şimdi a ve b. B ve a. Bak. A ve B Denklemlerin kökler çarpımı aslında. C bölü A'sı. Büyük A ile büyük B. Büyük A x1 ile x2'nin çarpımı. Yani eksi 3 çarpı 1'den A dediğim şey eksi 3 aslında. Diğeri yani B de x3 ve x4'ün çarpımı. Yani 9 kere 5'ten B de 45. Zaten bize 45 bölü neyi soruyor? Eksi 3'ü soruyor. O zaman cevabımız eksi 15 yani A şıkkı çıkmış olacak. Tamam. Güzel soru ikinci dereceden denklem sorusu da diye de düşünülebilir. Yani ikinci dereceden denklemler diziler işte. ÖSYM'nin sevdiği, sormayı sevdiği, yapmayı sevdiği bir hareket. Şimdi şekilde ardışık 2 karenin kenarları oranı 1 bölü 2 demiş. A4, A1 bir birim. Oluşan 20 karenin köşegen uzunlukları toplamı kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın A4, A1'i 1 vermiş. O zaman 1, 1, 2. O zaman 2, 2, 4 falan diye gidecek. Şimdi birinci karenin köşegeni ne olur arkadaşlar? Burası 1, 1 buradan kök 2 yapar. İkinci karenin köşegeni şu köşegen ne yapar arkadaşlar? Kök 2, 2, 2, 2 kök 2 yapar değil mi? Bak bura 2, bura 2, 90. Köşegen olduğu için 45. Burası da 45. 90'ın 45'lerin karşısı 2, 2 ise 2 kök 2. Öbürününki de 4 kök 2 yapacak. 2 2 şöyle köşegenimizi çizelim. Burası da 4 kök 2. Niye arkadaşlar? Burası çünkü 4. Burası 4. O yüzden burası 4 kök 2. O zaman köşegenler nasıl gidiyor? Kök 2 artı 2 kök 2 artı 4 kök 2 artı 8 kök 2 diye bu şekilde gidiyor. E, o zaman bu bir ne oluşturur arkadaşlar? Bu birinci terim olsun, bu ikinci terim olsun, hep iki çarpanla gidiyor. Bu bir geometrik dizi oluşturur. Yani birinci terimi kök 2 olan, tamam mı? E, ortak farkı da 2 olan bir geometrik dizinin ilk 20 köşegen uzunluğunun toplamı, yani S20'yi soruyor. O zaman a1 çarpı 1 eksi r üzeri n, yani 1 eksi 2 üzeri n, yani 20 bölü 1 eksi r. Yani 1 eksi 2'yi soruyor. E buraya da ben kök 2 yazacağım şöyle. Buraya da kök 2 diyeceğim. Çünkü a1 orası. E burası da ne olur arkadaşlar? Kök 2 çarpı 1'den 2'yi çıkarınca eksi 1. Eksi 1 de burayı ters çevirir. Yani 2 üzeri 20 eksi 1 yapar. O da nerede? Kök 2 çarpı 2 üzeri 20 eksi 1. E şıkkında gördünüz mü? Tamam yani size geometrik dizinin ya da aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamını böyle sorabileceği gibi böyle de sorabilir. Yani eee direkt n'leri, s'leri, a1'leri, a2'leri, r'leri, d'leri vermez de böyle bir kurgu bir şekil verir. Bir ardışık ya da ardışık çarpanlı artanlı bir şekil, bir bir, bir hikaye, bir kurgu verir. Öyle de sorabilir. Buna hazırlıklı olun yani. Geldim buraya bak dediğim sorulardan bir tanesi. Resim dersinde perspektif çizimi yapan Emre ardışık iki elektrik direği arasındaki mesafeyi eşit olacak şekilde yukarıdaki resmi çizmiştir. Böyle gidiyor şekil. Emre 5. direğin uzunluğunu 50, 8. direğin uzunluğunu 95 uzunluğunda yapmaktadır. 12. direğin uzunluğu kaçtır? Yani diyor ki arkadaşlar bu bir aritmetik dizi oluşturuyor. Bu dizinin 5. terimi 50'ymiş. Bu dizinin 8. terimi de 95'miş. 12. direğin uzunluğu yani bu dizinin 12. terimi kaçtır diye soruyor bize. 8'den 5 çıktı 3. O zaman A8 A5 3 tane D'ye eşit. Bu da 95 50'den 45'tir. Yani D eşittir 15. Yani 15 milim uzaklıklarla çiziyor bunu demek ki. E, 12. terimi soruyor. A12 eşittir. İster 5'ten ister 8'den ilerle. 5'ten ilerleyeyim de o daha güzel duruyor. A5 artı 17, 12 ile 5 arasında 7 tane ortak fark var. Ortak fark da zaten 15. 5. E terim 50. 7 kere 15'ten burası da 105 yapar. Değil mi? 7 kere 5 35 105. Yani cevabımız 105 artı 50'den 155 yapacaktır. Doğru cevabımız da C şıkkı olacaktır canlarım. Devam edelim mi? Geldik soru 25'e. İyi misin? Tam çok kalmadı bir şey ya. Merak etme. Yoruldun mu biraz? kurban olurum sana ya. Oturmuşsun. Biraz da şimdi heyecan vardır sende. Sınav yaklaşıyor ya. Kafanda sürekli dönüyor değil mi? Bu çıkarsa yapar mıyım? Bu çıkarsa yapmaz mıyım? Bu arada hava bak o oradaki güneş, güneş giriyor odaya. Niye öyle kalmış orası ya? Allah Allah. Dur bir bakayım ya. Daha kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne diyordum? Böyle bir şey vardı mı? ıktan böyle bir korkuyla karışık. Ne yapacağız ne edeceğiz merak etme yapacaksın. Rahat ol. Rahat ol severim seni rahat ol. Rahat ol. O kadar çalıştın ya çalışan insan rahat olur. Boş ver çalışmayan düşünsün. Sen oturuyorsun çalışıyorsun işte. Çalışmaya senden daha rahat. Ben anlamıyorum seni yani. İlk 3 terimi sırasıyla falan fıstık olan aritmetik dizide 6. Dördü, terimle dördüncü terim arasındaki fark buysa en kaçtır diyor. Hmm. Şimdi bu birinci terim arkadaşlar. Bu ikinci terimmiş. Bu da üçüncü terimmiş. Şimdi Şöyle bir şey yapabiliriz. İkinci terimin yani A2'nin iki katı yani 6B-6 eşittir. Bunların toplamı yani 3N-B artı 7N-B'ye eşittir. Buradan 6B-6 eşittir. 10N-2 tane B'ye eşit olur. Bunu biliyoruz. Buradan gidebilir miyiz? Aslında bu çok mantıklı olmadı ya. Çok mantıklı olmadı. Sildim vazgeçtim. Bundan vazgeçtim. Mantıklı olmadı. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. İkinci terimden birinci terimi çıkart. Bak A6 eksi A4. Bu bir aritmetik dizi ise 2D'ye eşittir. 2D eşittir. 2N artı 2'ymiş. 2N artı 2. Her iki tarafı 2'ye bölersem D dediğimiz şey N artı 1 olur. Yani bu dizi N artı 1 N artı 1 ilerliyor arkadaşlar. Yani 3n eksi b'nin üstüne a1'in üstüne bir tane d eklersem yani n artı 1 eklersem 3b eksi 3 elde ediyorum 3b eksi 3'ü hatta bunun üstüne bir tane daha n artı 1 eklersem yani bir d daha eklersem bu sefer de 7n eksi b'yi elde ediyorum bu daha mantıklı çünkü b'ler gidecek buradaki b'ler gitti zaten bize de n'i soruyor. Buradaki 3N, 4N, 5N yaptı. 5N, 1, 1 daha. Buradan da 2 yaptı. Eşittir 7 tane N'e. Buradan 2N eşittir 2'ye. Yani N eşittir 1'e. Doğru cevabımız da D şıkkı olmuş oldu. Tamam mı? 26 çok güzel bir soru arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Dikkatle, güzel bir şekilde beni dinliyorsunuz. Diyor ki, Bak dikkatle oku. A artı 2, A artı 6, A artı 8 ve B eksi 15 terimleri geometrik bir dizinin küçükten büyüğe sıralanmış ardışık 4 terimidir. Buna göre A artı 13 ile B artı 178 sayıları arasına geometrik dizi oluşturacak şekilde kaç terim yerleştirilirse oluşan dizinin ortak çarpanı kök 2 olur. Hmm, bak çok güzel kurgulanmış. Öncelikle... Biz buradan A'yı bulabiliriz arkadaşlar. Küçük bir yerde A'yı bulacağım. Orta, bu bir geometrik dizi. O zaman ortanca terimin karesi yani A artı 6'nın karesi kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımına eşittir. Yani A artı 2 ile A artı 8'in çarpımına eşittir. Buradan A kare artı 12 tane A artı 36 eşittir. İçeri dağıtırsam a kare artı 8a 2a daha 10a artı 16 gelir. Bunlar birbirini götürürler. 10a'yı bu tarafa atarım buradan 2a gelir. 36'yı da bu tarafa atarım eksi 20 gelir. Buradan a eşittir eksi 10 gelir. Doğru yaptık değil mi? Bu tarafa attık 2a eksi 20 a eşittir eksi 10. Demek ki a eksi 10 sa eksi 10 artı 2'den eksi 8 Eksi 10 artı 6'dan eksi 4. Eksi 10 artı 8'den eksi 2. O zaman bu da eksi 1 diye gidecek. 2'ye bölünüyor. Yani biz aslında R'yi bulduk arkadaşlar. R 1 bölü 2. 2'ye bölüne bölüne gidiyor. O zaman B eksi 15'in eksi 1 olması lazım arkadaşlar. Yani B'nin bu tarafa atarsam 14 olması gerekiyor. Eksi 1 diye gidiyor. Şimdi ben A'yı buldum. A'mız eksi 10. Ben B'yi de buldum. B'miz 14. Şimdi diyor ki bize bak A artı 13. Yani eksi 10'un üstüne 13 ekleyeceğim. 3. Ve B artı 178. B 14 zaten. Üstüne 178 ekle. 188, 192. 3 ile 192 arasına bazı terimler yerleştiriyorum. Kaç tane terim olduğunu bilmiyorum. İşte bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi, dört tane mi? Kaç tane birleş olduğunu bilmiyorum. En tane terim yerleştirelim. Bu en tane terimi yerleştirdiğimiz zaman bu oluşan dizi bir geometrik dizi oluyormuş ve ortak çarpanı da kök 2 oluyormuş. Şimdi ben bu dizinin birinci terimini A1 olarak alırsam. N terimde de burada. O zaman bu terim AN artı ikinci terim olur. Bak dikkat et. A1, N de burada. So, bu 192'den önceki AN artı 1. Bir. bir de burada AN artı 2. Şöyle düşün. A1. Buraya 3 terim koy. A2, A3, A4. Bak 3 tane. 3 tane koydun. Son terim A5 olur değil mi? Bak A1'in üstüne 3 ekleyince A4 olmuyor burası. Bir fazlasını ekliyorsun A5 oluyor. Yani son terim N artı 2. O zaman bu dizinin A N artı 2. ile A1. terimini biliyorsam şöyle yazabilirim. A N artı 2 eşittir. A1 çarpı R üzeri N artı 1 aralarındaki fark. Şimdi A N artı 2'nin 192 olduğunu biliyorum. A1'in 3 olduğunu biliyorum ortak çarpanın kök 2 olduğunu biliyorum. Üzeri n artı 1. Buradan n'i bulacağım. Zaten n'i bulursam da kaç terim yerleştirmemiz gerektiğini bulacağım. Çünkü zaten ben n terim yerleştirelim dedik. Dedim. Şimdi 3 ile 192 sadeleşirse ne olur arkadaşlar? 192'yi 3'e böldüğümüz zaman ne yapıyor? 6, 18, 12, 64 yapıyor. 64 eşittir. Kök 2 üzeri n artı 1. Bak. Kök 2 üzeri n artı 1. Şimdi Kök 2'yi nasıl 64 yaparsın? Şimdi 2'yi nasıl 64 yaparsın? 6. kuvvetini alırsın değil mi? Şimdi kök 2 diyor ama. Önce kök 2'nin karesini alman lazım. 2 yapman lazım. Bir de 6. kuvvetini yapman lazım. Yani kök 2'nin 12. kuvvetini alırsan 64'ü elde edersin. O zaman n artı 1'in 12 olması lazım. n artı 1 12 ise n eşittir 11 olur. Doğru cevabımız c olur. Bence çok güzel bir soru. Tam böyle sınavlık. ÖSM amca al koy ya al koy. Vallahi telif melif yok bizde. Bizde yok. Bizde yok. Geldik soru 27. Arkadaşlar 27. soru çok güzel bir soru. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, böyle ara bir ara bir ara değil de yani böyle biraz kafanızı çok fazla yoracak ve kurcalayacak bir dizi sorusu sorarlar mı emin değilim. Sormazlar diyemem ama sorarlar da diyemem. Dikkatli dinleyin bu soruyu. Şimdi AN dizisi ilk N teriminin toplamı SN olmak üzere bir aritmetik geometrik dizi değil arkadaşlar farkındaysanız. İfadelerinden kaç tanesi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi S40 eşittir S87 demiş. S40 dediğimiz arkadaşlar Volvo S40. A1 artı A2 artı A3 artı nokta 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 A40'tır değil mi? Bakın S57 dediğimiz şey A1 artı A2 artı nokta 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 artı A40 artı A41 artı Nokta 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 A57'dir. Şöyle ben alacağım aşağıya. Şu an göremediğinizi biliyorum arkadaşlar. Şöyle değil mi? Bu doğru. Şimdi bakın şuraya kadar olan kısmı S40. Şuraya kadar olan kısmı S40. E, buranın tamamı da S57. O zaman şöyle de, diyebilir miyiz? Bu S40'lar birbirini götürürse A41'den başlayıp A42 ile devam edip 57'ye kadar olan olarak giden toplamın sonucu 0'a eşitmiş. Biz a 40 eşittir a 57'den bunu anlıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi a en sabit dizidir. Olabilir. Ama kesinlikle diyemem. Çünkü hatta AN sıfır dizisi olabilir. Sabit dizide de sabit dizi olmaz. Yani. yani sabit dizi olabilir ama sıfır sabit dizisi olması lazım. Yani sabitinin sıfır olması lazım ki bütün terimleri sıfır gelsin. Ama kesinlikle doğru dediği için... A41'den 50 yani 41. terimden 57. terime kadar olan toplamın sıfır olabileceği bir aritmetik dizi de tanımlanabilir. Dolayısıyla sabit dizidir kesinlikle doğru değil. Nereden biliyorsunuz? A, onunla ilgili bir bilgi yok. A AN geometrik dizidir. Bu da gider o zaman. Bu da kesin doğru değil. Evet geometrik bir dizi olabilir ama sabit de olabilir. E, sabit dizi de olabilir. Aslında her sabit dizi bir geometrik dizidir. Ortak çarpanı sıfır olan. E, ama şey, ortak çarpanı bir olan. Ama şöyle bir durum var. Bu aritmetik bir dizi de olabilir. O yüzden bilemem. Şimdi AN aritmetik dizi ise A49 sıfırdır diyor. Yani 41'den 57'ye kadar olan toplamın toplamı oluşturan AN dizisi bir aritmetik dizi ise buradaki 49. terim sıfırdır diyor. Bunu şöyle anlayabiliriz. Bu toplamın sıfır olabilmesi için burada kaç terim sayısı var arkadaşlar? Son terim 57. Eksi ilk terim 41. Böyle artış miktarı 1 1 artıyor zaten. Artı 1. Yani burada 57-41 16 bir ekledim 17. 17 tane terim var. 17 bölü 2 terim sayısı çarpı. A41 artı A57. Bu toplamın 0 olması gerekiyor ki orası 0 çıksın. Yani buranın 0 olması lazım. Arkadaşlar 41 ile 57'nin tam ortasında 49 var. 49'un 41'e uzaklığı 8 birim. 49'un 57'ye uzaklığı 8 birim. Yani aslında burası... Burası... 2 tane A49'a eşit. Buranın 0 olması gerektiğini söylemiştik. O zaman 2 A49 0'dan A49 eşittir. 0 olmak zorundadır. Tamam mı? Yani bu doğru. Aritmetik dizi ise demiş doğru. S14 eşittir S83. Bakın aynı şeyi yapacağız. A1'den A14'e kadar toplayacağız. A1'den A14'e 15'ten de 83'e. Yani bu sefer de A15'den başlayıp A16'dan devam edip 83'e kadar olan toplamın sıfır çıkması gerekiyor. Arkadaşlar bu eğer S14 eşittir S83 ise bunu sağlanması lazım. Şimdi bunu aritmetik diziden yapabiliriz. Yine son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yani TS terim sayısı bölü 2 çarpı son terim artı ilk terim. Yani A15 artı A83'ün sıfır olması gerekir deriz. Tamam mı? Ama bunu yaparsak biz şu an bunu nasıl yapıyoruz? Aritmetik dizi ise diye yapıyoruz. Unutmayın bunu. 83 ile 15'in toplamı 98 yarısı 49 yapar. Bak A49 buradan da 0 geliyor. Ama aritmetikse AN aritmetik dizi ise budur deseydi doğruydu. Ama AN'in aritmetik dizi olduğunu vermemiş 4'te. AN aritmetik dizi ise S14 eşittir S83 demediği için bunu da kesin doğru kabul edemem. Bir tanesi doğrudur. O da B şıkkı olacaktır. Güzel bir e, yorum sorusuydu diyebiliriz arkadaşlar. AN 3 terimli artan geometrik dizisinin terimleri çarpımı 125'tir. 3 terimliymiş zaten. Birinci terimi çarpı, ikinci terimi çarpı, üçüncü terimi. Bunların çarpımı kaçmış? 125'miş. Okey. AN dizisinin üçüncü teriminin 16 eksiği alındığında oluşan BN dizisi bir aritmetik dizi oluyor. BN dizisinin ortak, ortak farkı. Arkadaşlar bakın. A2, A3 çarpı A1 yerine A2'nin karesi yazılabiliyordu. A2 de burada var. A2'nin kübü yazılabilir buraya. Az önce yapmıştık ya ortanca terimin karesi diğerlerinin çarp eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımına. Bu 125'e eşitse o zaman A2 dediğimiz terim 5'tir. Diyor ki bak bura 5 demek ki o zaman e, burası 5, burası 25, burası 125 diye gidiyor arkadaşlar. E, i̇kinci terim 5 çünkü. E, şimdi diyor ki AN dizisinin 3. teriminin 16 eksiği alındığında oluşan BN... Bir dakika... Bu böyle gitmeyebilir. Ben niye bunu A1'e 5 dedim ki? Şey A2'ye 5. Şurası 5. Pardon bu böyle değil ki. Burası 5. O zaman ortak çarpanın ne olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman ortak çarpana R dersem bu 5 bölü R olur. Bu da 5 R olur. Ortak çarpan sağa doğru gidildikçe çarparak sola doğru gidildikçe bölerek gider ya. 5 bölü R, 5, 5 R. Bu bizim A'n aritmetik, geometrik dizimiz. Artan, ilerleyen üçüncü teriminin 16 eksiği alanında. Bak birinci terime dokunma diyor. İkinci terime de dokunma diyor. Üçüncü terimin 16 eksiğini al diyor. Bu oluşan dizi de aritmetik oluyor diyor. Buna göre BN'in ortak farkı. Bak bu bir aritmetik diziyse o zaman ortanca terimin 2 katı yani 10 5 bölü R ile 5 R eksi 16'ya eşit olmak zorundadır. Buradan e, payda eşitlersem 10 eşittir. 5 artı 5r kare eksi 16r olur. Payda da r var. Onu da karşı tarafa gönderdiğim zaman 10r olur. Karşı tarafa attığım zaman 5r kare eksi 26r artı 5 eşit 0 olur. 5r'ye r eksi 5'e eksi 1 diye ayırırsam eksi 25 eksi 1 daha eksi 26 yapar. Buradan r'miz 5 gelir. Bir de 1 bölü 5 gelir. Şimdi burada karar vereceğiz. Ortak çarpanımız 5 mi 1 bölü 5 mi? Bence 5. Çünkü an Artan geometrik dizi diyor. R'yi 1 bölü 5 alırsan her çarpıldığında daha da azalır. Basit kesir olduğu için. O yüzden R 5. Ama dikkat et cevap 5 değil. Bize AN dizisinin ortak çarpanını değil, BN dizisinin ortak farkını soruyor. O yüzden R yerine 5 yazacağız. Bizim aritmetik dizimiz 5 bölü 5'ten 1. 5. 25 bölü 6 eksi 16'dan da 9 gelecek. 4'er 4'er arttığı için cevabı C şıkkı olarak işaretleyeceğiz. Ortakça fark 4 diyeceğiz. Böyle ters köşelerde dikkat edin. 29 bildiğiniz bir üstü sayı ve çarpanlar ayırma sorusu arkadaşlar. Geometrik dizi verilmiş. iki terimi verilmiş. Buradan hemen R'nin 3 olduğunu söyleyebiliriz. A2 bölü A1 R'yi verir çünkü. 6 bölü 2'den. Şimdi bakın S3N nasıldı? A1 çarpı yani 2 çarpı 1 eksi R yani 1 eksi 3 üzeri 3N bölü 1 eksi R yani 1 eksi 3. 1 eksi 3. Bu bizim S üçgenimiz. Bunda hiçbir şey yok. Bildiğiniz işlem. Bölü işlem yeteneğinizi ise yaparsınız. 2 çarpı SN. n. O da 1 eksi 3 üzeri n. 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r. Yani 1 eksi 3. Eşittir S 2 n. O da yine 2 çarpı 1 eksi 3 üzeri 2 n bölü 1 eksi r. Yani 1 eksi 3 artı 29. 1 eksi 3 var burada. Şöyle paranteze alayım. Artı bir de burada neyimiz var? 29'umuz var. Şimdi buradan işlem yapacağız. Bir kere şuradaki ikiler sadeleşecek. Buradaki paydalar da sadeleşecek zaten. Bakın. 1 eksi 3 üzeri n var. Burada da 1 eksi 3 üzeri n'in kübü var aslında. Burada küp açılımı yapacağız. A küp eksi b küp nasıl açılıyordu? A eksi b. Yani 1 eksi 3 n. A eksi b. Çarpı a kare yani 1. Artı a çarpı b. Yani artı 3 üzeri n. Artı b kare. Yani 3 üzeri n'in karesi. Yani 3 üzeri 2 n var burada da. Bölü paydasında da ne var arkadaşlar? 1 eksi 3 üzeri n var. 1 eksi 3 üzeri n. Sonra yanında eşittir. 2 çarpı. İsterseniz şöyle yapalım. Bununla da bunu sadeleştirelim. 2 ile eksi 2 sadeleşsin. Eşittir diyelim. Burada ne, ne oldu? Eksi yukarı dağıtırsam 3 üzeri 2 n eksi 1 Artı bir de yanında 29 var. Bakın arkadaşlar şunlar yine gidiyor. 3 üzeri 2n ile 3 üzeri 2n de gidiyor. Buradaki 1'i karşı tarafa atarsam sol tarafta sadece 3 üzeri n kalır. Burası zaten 28 yapıyor. Bu 1 de buradan gelirse 27 yapar. 3 üzeri n 27 ise n buradan 3 gelir. Zaten soru da bize n'i soruyor. Cevabımız A şıkkı. Bildiğiniz üstü sayı ve çarpanları ayırma işlemi çok bir numarası yok. Ama tabii ki güzel soru. Yani orada başka şeylere de giden öğrenciler olabilir. A1 artı 3N. A1, A4 diye mi gidiyor falan diye. Yok gitmiyor. An azalan bir geometrik dizi olduğuna göre A1 kaçtır diyor. Arkadaşlar geometrik ve az önceki muhabbet var aslında bakın. A1, A2, A3 çarpımları 125. Yani A2'nin kübü 125. Yani A2 5. R'yi kabul edersek 5 bölü R. 5. 5 ve 5R diyebiliriz. Burada da az önceki gibi bir şeyler çıkar ekle demiyor. Bu üçünü toplayıp 31'e eşitle diyor. Toplayalım. 5R, 5 bölü R artı 5 artı 5R eşittir. Kaç? 31. Şimdi burada 1 var, burada 1 var. Bunu R ile genişlettim, bunu R ile genişlettim. 5 tane R kare artı 5 tane R bu tarafa atarsam eksi 26 eşit 0. Aynı az önceki gibi geliyor arkadaşlar. 5R'ye R eksi e, ee, bunu böyle yazmasaydık keşke. Eksi 26 diye yazsaydık daha güzel olurdu. Eksi 26 R artı 5. Eksi 1'e eksi 5 diye ayırırsam R'miz bir 5 gelir. Bir de 1 bölü 5. Bu sefer bakın AN azalan bir geometrik dizi demiş. Azalan dediği için bu sefer R'yi 1 bölü 5 alacağız. R'yi 1 bölü 5 aldığımız için bak bu birinci terim A1. Bu ikinci terim A2. Bu üçüncü terim A3. A1'imiz o zaman 5 bölü 1 bölü 5'ten takla atarsa 5 çarpı 5'ten 25 olacak. Doğru cevabımız da B şıkkı çıkmış olacak canlarım. İşte dizilerinde böylece sonuna geldik. Bence güzel bir dizi tekrarı oldu. Çok güzel sorular çözdük. Özellikle arkadaşlar şu 15. sorudan sonraki sorular direkt sınav sorularıydı. Yani sınavda karşınıza çıkabilecek zorlukta sorulardı. İlk 15 soruda konunun tekrarı niteliğinde sorulardı. Konunun özetini de yaptık. Formülleri de hatırlattık. E, Mert Hoca'nın elinden ancak bu kadarı gelir. Tabii ki e, şeyi de düşündüm. Bu sene şey mi yapsak falan filan. E, i̇şte işte 90 günde AYT'de bayağı bir dizi anlattım size. 6-7 videoda anlattım. Çok da uzun sürdü. Ya şimdi bunların videolarını birleştirip size full tekrar diye verebilirdim de ama dedim ki ya farklı bir şeyler görsün çocuklar bir de farklı bir anlatım da görsünler. Yani farklı özelliklerle farklı örneklerle değişik sorularla karşılaşsınlar diye düşünerekten böyle bir video hazırlama gereği duydum. Bu seneki ayete full tekrarların tamamı arkadaşlar yeniden çekiliyor. Yani anlattığım konuların üstünden bir daha geçerek bir daha anlatıyorum. Umarım sizlere faydalı oluyordur. Şimdi bu bu radiyeden sonra artık iş e, limit türev integrale kaldı. Limit türev integral biliyorsunuz AYT'nin 10 sorusunu oluşturuyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki full tekrarı dizilerden sonraki full tekrarı buraya kadar ki olan kısımdan çok daha dikkatli ve motive bir şekilde izlemeniz gerekiyor. Her bir noktasını, virgülünü güzel anlamanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi 10 netten bahsediyoruz. Limit türev integral full tekrarı kaçırmayın. Sadece diziler full tekrarı izlemeye geldim diyen arkadaşların da aklını bir çeleyim. Arkadaşlar diğer full tekrarları da izleyin. Sadece dizilerde eksiğiniz yoktur. Diziler çok zor bir konu değil. Dizilerde biraz eksik olduğunuzu hissediyorsanız illa ki limit türev integralde, trigonometride de bazı eksikleriniz olabilir. Lütfen o eksikleri de kapatma adına eksiğiniz yoksa bile eksiğimiz eksiğim yokmuş ee, rahatlığına ulaşabilmek adına mutlaka ama mutlaka diğer Full Tekrar serisini de izleyin. Videonun açıklama kısmında hepsini bulabilirsiniz. Daha ne diyeyim bir de abone olup e, beğenirseniz de ekstradan sevinir, Ekstradan mutlu oluruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Limit Ayta Full Tekrar'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Hepiniz cansınız. Hepinize kocaman 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 sevgiler. Görüşürüz arkadaşlar.